İtmeli Erdem Yapı Son Noktayı sunar. Son Nokta canlı yayınından mutlu akşamlar diliyorum sayın seyirciler. Son Nokta ile karşınızdayız ve stüdyomuzda çok değerli iki tane konuğumuz var. Müsiyat Elazığ Şube Başkanı Sayın Avukat İbrahim Gök ve Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı Sayın Halit Ateş bizlerle birlikte. İyi akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hoş bulduk. Sayın seyirciler, bugün 1 Mayıs olaylarını konuşacağız. Üzerinden 3 gün geçti ama yankıları hala devam ediyor. Üzerinde çok konuşuldu, çok yazıldı, çok çizildi, çok haber yapıldı. Bizim kanalımızda da, Kanal 23'te de konuşuldu görüş alanı programında. Aslında bugünkü son noktanın konusu bir anlamda da o görüş alanı programında konuşulan şeyler olacak. Çünkü orada söylenen, sarf edilen sözlere, bazı sözlere Halit Bey'in itirazları vardı değil mi? Yanlış bilmiyorum. O itirazlarınızı dile getireceksiniz. Evet. Ama 1 Mayıs olayları gerçekten 1974 değil mi? Yanlış söylemiyorum. 77 pardon. 1977'de o Taksim Meydanı'nda meydana gelen olay, gerek iç tarihler, gerek dışarıdaki hainlerin belki örgütlemeleriyle canlar kaybolmuştu, canlar yitirilmişti. Onun ardından 1 Mayıs yıllarca kutlanamadı. Sonrasında son yıllarda bir takım düzenlemelerle 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlandı. Ama bu yıl Taksim Meydanı'nda kutlanamadı. Bunun da gerekçeleri açıklandı. Bir takım çevreler ancak bu gerekçeleri çok da haklı bulmadı. Buna itiraz etti. Hala da itirazlar devam ediyor. Ne yazık ki yine istenmeyen olaylar yaşandı. Yaralılar vardı. 72 tane gözaltı oldu 1 Mayıs olayları nedeniyle. İşte bunun üzerine televizyonlarda, programlarda bir takım şeyler konuşuldu. Bizde ne konuşulmuştu? Görüş alanı programında ne konuşulmuştu? İsterseniz onu bir hatırlayalım. Onun üzerine tekrar devam edelim. Olur mu? İstanbul'da 1 Mayıs çatışmaları bayağı bir olay oldu. Ondan sonra bakın bir gerçi, bak, orantılı güç kullanıldığı söylendi Sayın Vali şimdi, ve evet, Emniyet Genel Müdürü şimdi tarafından. İlginç olan ama şey burada, bakın bakın. Şimdi Taksim'i bu ara biliyorsunuz tadilatı almışlar. Nedir? Yerin altına indiriyorlar. Yayalaştırma projesi. Taksim'e diyorlar ki kardeşim siz yüzlerce binlerce adamı getirip orada Taksim'de güvenliği sağlayamaz. Çünkü inşaat alanı. Hakikaten de gereksiz bir talepti evet bence. Şimdi siz 40'er 50'şer kişilik gruplar haline gelin çelenk koyun anıta. Ondan sonra Hak İş'in yaptığı bak oldu. Hı-hı. Hak İş gitti. Çelenk koydu. Oynadı, zıpladı. Arkasından da gitti. Diğer alanlarda büyük mitingini yaptı. Taksim'e gidildi mi? Gidildi. Şimdi Taksim'in bir önemi var mı işçi hareketi açısından? Var. Niye? Çünkü 1977'de bizim içerideki hainlerimizle dışarıdaki hainler bir araya geldi. Ne yazık ki orada 30 küsür tane vatandaşımızı katlettiler. Şimdi oranın bir özelliği, bir önemi var. Kabul ediyorum. Ama bir gerçek de var ki şimdi orası inşaat alanı. Sayın Vali diyor ki kardeşim gel 40'er 50'şer kişilik gruplar halinde organizasyonunu yap. Ondan sonra git nerede mitingini yap. Sana şurada miting yap diyor. Miting alanı gösteriyor. Senin burada güvenliğini sağlayamam. Ben gireceğim oraya. Niye? Şimdi kurdun niyeti ne? Kuzuyu yemek. Suyun altında olmuş, üstünde olmuş hiç anlamı yok. Kötü yani ben karıştıracağım kardeşim burayı. Ben anarşistlik yapacağım, ben terör estireceğim. Ki nitekim geçen sene bu proje ortada yokken müsaade edilmişti. Ve yani gül oynuyor. Yüzlerce, binlerce hatta 1 milyona yakın insan orada gitti. Eğlencesini yaptı, mitingini yaptı, çıktı. Ne oldu? Bir şey değişti mi? Değişmedi. Evet. Ama bugün inşaat var. Şimdi Kadıköy'e bakıyorsunuz, orada gerçekten muhteşem, coşkulu bir kutlama yapılmış oldu. İşte Hak İş'e bakıyorsun, yapmış olduğu bir başka yerde. Sana ne oluyor? Türkiye Komünist Partisi bilmem hangi gençliği, İşçi Partisi bilmem hangi gençliği gibi gençlikler. Toplam 3500-4000 kişilik bir grup bu toptalde. Vali Bey'in açıklamasından yola çıkarak söylüyorum. Kendi arkadaşına taş vuruyor. Arkadaşı şu an beyin ameliyatı geçirmiş durumda. 22 polis, 3 tane vatandaş yaralı. 72 tane adam gözaltında. Şimdi bunu hangi niyetle açıklarsın? Şimdi biz hep kendi penceremizden... Hayır, pencereyi bir tarafa bırak. Objektif bir pencere. Bakın ben şu an... Oradaki o çocukların kastı aslında dediğiniz gibi ne? 1 Mayıs'ı kutlamak değil. Ne? Ezilmişliğin, işte kapitalist sistemin bu insanları... Kabul, ne yapması lazım? Terör mü estirmesi lazım? Terör falan estirsin demiyorum. Ne yapacak? Fakat eğer PKK gibi bir probleme, terör gibi bir probleme devlet sosyal politikalar üreterek açılım adı altında çözümler üretti ise, Sayın Vali diyor proje üret getir diyor. Ben bilmiyorum başka proje diyor. Bak Sayın Vali ne diyor? Türkiye'de ben müdahale etmek için başka yol bilmiyorum diyor. Sen getir diyor, ben uygulayayım aylık diyor. Aylık 650-700 milyona insanları
köleleştirerek asgari ücret adı altında çalıştırmasınlar. Orada çalışan, kardeş, o eylemlere katılan kardeş, insanların gençlerin kardeş ben bunu destekliyorum. Bakın bugün Alacakaya'dan geldim. Ezilmiş insanlar. Kardeş bunu destekliyorum, kabul ettim. Kaybedenler. Kabul ettim. Alacakaya'dan bugün geliyorum. Orada bir program vardı sağ olsun Sayın Kaymakam Ulaş Bey bir organizasyon için bizi de davet etmişti gittim. Tebrik ediyorum kardeşim. Gerçekten güzel bir program yapmışlardı. Orada 4000 tane kölenin çalıştığını bizzat ben bu ekranlardan söylemiş insanım. Orada 750 liraya 1000 liraya yerin altında binlerce kardeşimizi köle gibi çalıştırıp onun sırtından para kazanıp başka yerlerde harcayanlar var bu memlekette. Milyon dolarlar dönüyor. Kabul ediyorum. Ama güzel kardeşim. Bunun tepkisi bu şekilde mi olmalı? Bunu yap, tepkini göster. Protesto et, kabul. Ama sana ayrılan nokta biz bir hukuk devletiyiz. Kusura bakmasın. Bir aşiret devleti değiliz. Bir hukuk devleti olduğumuzdan bahsediyoruz. Yani bugün Fazıl Say onay hapis cezası alacak. Ona kimse, işte herkes çıkıp ortalığı karıştıracak. Ben onay ceza alacağım. Yok aldı İbrahim Gök bir şey olmaz mı diyecek. Yok herkes için eşit. Burada da aynı şey geçerli. Sen protestonu yap. Eylemini yap. Ama kırıp dökmeden yap. Saldırmadan yap. Milli değerleri ortadan kaldırarak yapma. Ya 15 kişi bir araya geldi mi gaz sıkıyorlar yani. Kardeşim adam ne yapıyor? Kardeşim burayı bu bariyerleri aşmak yasak diyor. Bakın polis diyor ki bu bariyerleri aşmak yasak. Sen polise değnekle vuruyorsun. Bilye bakın bilye. Demir bilye sen eskiden bilirsin. Biz cam bilyeler de var, hı-hı, demirler de var. Demir bilyeleri sapanla polise atıyor bu insanlar. Yani o insan denilen o müsveddeler. Ve bunu da protesto adına yapıyor. Kardeşim burası yasaksa yasak ya. Müsvedde demeyin isterseniz. Yasaksa yasak. Bakın ben anarşist olan herkese müsvedde derim. Kimse kusura bakmasın. Yanlış yönlendirilmiş insanlar diyelim. Yanlış yönlendirilmiş. Aklını başına alsın kardeşim. Bakın herkes aklını başına almak zorunda. Herkes aklını başına alacak almak şartlarda yaşayamıyor ama İbrahim bakın, Bey. Bakın o şart, bakın nasıl yaşamıyor kardeşim? Yani çok zor şartlarda yaşayıp. Ben de çok kolay ayakkabı boyacılığından, sen de katiplikten avukatlığa yükselmiş insanlarız. Mücadele etmiş insanlarız. Bakın, istisna değil. Şansımız nedir? Şansımız çalışmamızdır. Rabbimin tamam takdiri amenna ama siz tedbirinizi alacaksınız, takdiri öyle Allah'a bırakacak. Siz mücadele edeceksiniz. Nafakanızı kazanmak için mücadele edeceksiniz. Ondan sonra da o takdiri Allah'a bırakacaksınız. Şimdi burada sen bir şey protesto ederken ben burada seni beğenmiyorum protesto edeceğim. Hadi kalkacağım burada Mertcan'ın bizi çektiği kamerayı kıracağım. Seni protesto ettiğim için. Bu insanlık mıdır? Hayır. Burada ne yapacağım? Yener kardeşim sen yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Beni eziyorsun gibi laflarla seni protesto edeceğim. Evet, görüş alanında konuşulan şeyler bunlar da bu konuyla ilgili. Şimdi Halit Bey'den başlamak istiyorum. Siz bu konuşmanın neresine itiraz ediyorsunuz? Evet, neresine takıldınız? Yani sizi rahatsız eden ne oldu bunda? Bizi rahatsız eden şu konuşma anarşist grup yasalar böyle diyor, polis şöyle diyor, geçmeyeceksiniz diyor. İkincisi burada işte söylenmiş olan bir şeyin mutlak suretle hayata geçirilmesi gerekir. Devlet tarafından, devlet otoritesi hayata geçirilmesi gerekir. İşte Komünist Partisi'nin ya da İşçi Partisi'nin şu gençliği, bu gençliği üzerinden bir şey yapılmış olması, gençler, çocuklar orada teröristirdi, saldırgan boyuta geçti gibi kavramlar bizi rahatsız etti. İşte aynı zamanda valinin ya da İçişleri Bakanı'nın geçmiş yıllarda olduğu gibi Taksim'e sadece 40-50 kişilik gruplarla gidip orada çelenk koyup anmanızı yapabilirsiniz ve mutlak suretlerde orada emekçilerin kendi taleplerini dile getirmesi üzerine tamamen devletin talimatları üzerinden hareket etmeyi bize kabul ettirme ya da kabul etmeyi reva görme gibi bir bakış açısı bizi rahatsız eden konuşmalardı. Niyetinde Sayın Gök o konuda çeşitli açıklamalarda bulundu. Taksim'in inşaat alanı olması ve benzeri gibi birçok şeyi bizim de kendi içimizde peki, değerlendirdiğimiz konuşmalarda. Taksim'de olması konusundaki ısrar evet. Sizce doğru muydu? Taksim'de olması gerektiği konusundaki ısrar doğru. Niye yani doğru? Şu haliyle yani evet, Taksim'in haliyle normal de, halinde olsaydı, bu haliyle de doğru olmasaydı. Bu haliyle de doğru. Niye doğru diyoruz? Çünkü biz bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz değerlendirmelerde bu işte 1 Mayıs'ın bu sene Taksim'de kutlanıp kutlanmaması, inşaat alanı olup olmaması ile ilgili benim de içerisinde yer almış olduğum karar alma mekanizmalarında
özellikle illerden gelmiş olan şube başkanı arkadaşlarımızın, yani sadece KESK boyutunda ya da eğitim sen boyutunda değil, tüm KESK'e bağlı iş kollarındaki şube başkanı arkadaşlarımızın yapmış olduğu değerlendirmeler ve tartışmalar sonrasında Taksim'e ilişkin alınmış olan teknik bilgiler de dahil olmak üzere yapılmış olan değerlendirmeler üzerinde Taksim'deki ısrarımız devam etti. Neydi bu Taksim'deki ısrarımız? İnşaat alanıdır. Taksim'e belli kollardan yürüyüş kolları oluşturuluyor. Bu daha önceki yıllarda Taksim'e ilişkin yapmış olduğumuz... Bu arada görüntüleri de yayınlayalım arkadaşlar Taksim'deki... Taksim'e ilişkin yapmış olduğumuz mitinglerde 4-5 ayrı koldan yürünülerek gidiyordu. 6 tane konfederasyon ortak karar alıyordu. Bu konfederasyonlar değişik siyasal partiler, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hakeza farklı farklı alanlarda yürüyüp alana girebiliyorlardı. Birkaç yol kapalı ama Taksim'de 58 bin metrekarelik alan halen miting yapılabilecek alandır. Taksim'de inşaat alanının olmuş olduğu bölüm belli bir kısmıdır. Özellikle de Taksim Park'ın olmuş olduğu bölüme dair olan yerler kazılmış ama Taksim Meydanı'nda 58 bin metrekarelik alan boş ve 58 bin metrekareye ortalama, hadi 8 bin metrekaresinde çeşitli şekillerde kaldırım, esnafın iş yerine yakın olması vesairesini kullanmayı hesaba katmadığımız zaman 50 bin metrekarelik alan boş. 50 bin metrekarelik alanda aşağı yukarı biraz da sıkışık bir ortam söz konusu olduğu zaman yaklaşık 500 bine yakın insanın gidip orada rahatlıkla mitingini gerçekleştirebileceği bir durumdur. Şimdi 2 yıldır 2010'da yine Sayın Valinin, yine Sayın Hükümetin, İçişleri Bakanı'nın Taksim'e izin vermemesi durumu söz konusu oldu. O dönemde yine sendikaların zorlaması ve baskısıyla Taksim'e girildi. 2009'da girildi. Evet, 2009'da girildi. 2010, 2011 ve 2012'de de kutladınız. Burada resmi anlamda kutladık. Şimdi şunu sormak istiyorum. Olay sadece oranın inşaat alanı olmasından kaynaklı olarak mı olay çıkıyor? 58 bin metrekarelik miting alanı varken ve geçmiş 3 yılda Taksim'de resmi yapılmış olan başvurular üzerine verilmiş olan izinler üzerine bir olay çıkmazken çevrede bulunmuş olan esnafların, orada bulunmuş olan ailelerin bürosu olmuş olan iş çevrelerinin hepsinin 2010, 2011, 2012'de kaldı ki bugün Taksim Meydanı'na gitmiş olan bütün siyasal oluşumların ve grupların, sendikaların da dahil olmak üzere 2010'da bu gruplar yine vardı. Bizler yine oradaydık. 2011'de bu gruplar vardı. Bizler yine oradaydık. 2012'de yine vardı. Bizler yine oradaydık. Dolayısıyla 2011'de, 2010'da yani bu 3 yıl süresi içerisinde herhangi bir olay çıkmadı. Ama bu yıl itibariyle inşaat var diye oradaki inşaattan kaynaklı olarak insanlar gidip olay mı çıkaracaktı? Bu bir kere başlı başına hükümetin yani aslında güvenlik zafiyeti gerekçe gösterildi. Evet. Peki ben güvenlik zafiyeti boyutunda söyleyeyim. Yani o gerekçe, bu gerekçe önemli değil. Doğru bir gerekçe. Bu olayların değil. Çıkması gerekir miydi? Evet, bu olayların çıkarılması bir tanesi orada 1 Mayıs'ı kutlamaya gitmiş olan insanların yapmış olduğu bir saldırı durumu değildir. İnsanlar toplanıyor, Taksim'e gitmek üzere 1 Mayıs'ı kutlamak üzere insanlar toplanıyor. Vali bir gün öncesinden, 2 gün öncesinden, 1 hafta öncesinden şu açıklamayı yapıyor. Toplanma esnasında müdahale edeceğiz ve dağıtacağız. 3 kişi bir araya geliyor, gazlı, bombalı, tazikli sularla hemen dağıtılmaya başlıyor. Tam bir savaş stratejisiyle orada kalmış yoksul, emekçilerin, esnafın, ötekileştirilmiş olanların, ezilenlerin, kendisini bu sistemin içerisinde mutsuz hissetmiş olan herkesin kendi taleplerini dile getirmesi üzerine 1 Mayıs'ın mücadele ruhuna uygun bir davranışla 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlamaya gidiyor. Ama burada devletin güvenlik güçleri 48 bin tane polisin görevlendirilmiş olduğu devletin güvenlik güçleri 3 tane insan bir araya gelip taleplerini dile getirdiği andan itibaren de hemen saldırıya bulunuyor. Şimdi güvenlik zafiyeti deniyor. 48 bin tane polis gönderiliyor. İstanbul tam bir adı konulmamış sıkı yönetim olarak ilan ediliyor. Beşiktaş'tan Mecidiyeköy'e, Fatih'e kadar, Eminönü'ne kadar köprüler kaldırılıyor. Bu konuda bu kadar 48 bin tane polis görevlendirilip Taksim alanına girilmemesi için tam bir savaş stratejisiyle bu kadar emekçilerin, yoksulların, ötekileştirilmiş olanların üstüne terör estiriliyor. Bu anlamda güvenlik sağlanıyor ama oraya gitmiş olan 500 bin tane insanın güvenliği sağlanmıyor. 5 bin tane polisi inşaat alanının olmuş olduğu bir yerde bariyerlerle kapatıldığı zaman, bırakın bariyerlere kapatılmasına gerek yok, orada bir ip çekildiği zaman son 3 yıl içerisinde Taksim'de yapmış olduğumuz 1 Mayıs kutlamalarında
Oradaki insanların göstermiş olduğu sağduyu, o mücadele ruhuna uygun olarak provokasyonlara kendisini kapalı tutmak, tutmanın önlemlerini de alarak sakin şekilde kutlanmış olduğu bu 1 Mayıs'ta bir kere orada sadece bir bant çekilmiş olsa, inşaat alanıdır denilmiş olsa sonuç itibariyle insanlar yine oraya gitmezdi. Yani sanki hükümet şöyle bir şey diyecek. 40 bin tane polis de Taksim alanına gidip inşaat alanında insanlar gidip çukurlara kendisini atacaktı. Orada intihar edecekti. 40 bin, 48 bin tane polis de devlet bunların gidip döve döve intihar etmesini engelledi. Böyle bir gözlem, böyle bir bakış açısı ortaya konuldu. Bir diğer boyutuyla bunun içerisinde Galata Köprüsü'nün ayakları havaya kaldırıldı. Özellikle Galata Köprüsü'nün öbür tarafında kalmış olan antikapitalist Müslüman gençler orada köprünün başına tırmanıldı. Sadece bu işin içerisinde kendisini kapitalist üretim ilişkilerinden ve sermayeden rahatsız hissetmiş olan, sermayenin getirmiş olduğu iş ilişkileri üzerinden yoksullaşmış olan bütün kesimlerin orada kendisinin tepkisini dile getirmiş olduğu bir boyuttur. Bunu getirip sadece sendikalara ya da bize ya da marjinal grup, terör grubu, anarşist grup şeklinde hak arama mücadelesinde bulunmuş olan grupların bu şekilde değerlendirilmiş olması, lanse edilmiş olması bizi rahatsız ediyor. Hakeza bir şey daha açıklayayım. Bugün Kızılcahamam'da yapılmış olan toplantıda Sayın Başbakan'ın şöyle bir açıklaması oldu. Bundan sonra biz nereyi göstereceksek orada insanlar gösteri yapar. Aslında daha önce Taksim'e ilişkin ya da demokratik talepler, demokratik eylemlikler üzerinde kendi taleplerini dile getirmeye dönük bir haftadır, 10 gündür hükümetin 1 Mayıs üzerinde yapmış olduğu provanın bugün açığa çıkmış yapısıdır. Sayın Başbakan'ın biz nereyi gösterirsek orayı yaparsınız. Şimdi bir yerde siyasal iktidar, devlet, vatandaş, halk, yöneten ve yönetilen ilişkilerinin olmuş olduğu yerde kimin ne kadar mağdur olmuş olduğunu halkın kendisi karar verir. Devlet şunu diyemez. Demokratik bir devlet, sosyal bir devlet, hukuk bir devleti, ben sana izin verdiğim oranda sen hak arama mücadelesi verirsin. Ben izin vermezsem sen hak arama mücadelesini veremezsin deyip bir kanun devleti üzerinden, bir yasa devleti üzerinden toplumu terörize etmek, toplumu baskı altına alabilmek ve bunun karşılığında da meşru bir zeminde tepkilerini dile getiren bir vatandaşı da marjinalleştirme söylemleri demokratik bir devletin söylemine yakışmayan söylemlerdir. Dolayısıyla ben izin verebildiğim devlet, ben izin verebildiğim ölçüde sen hak ararsın diyen bir devletin yönetim şeklinin adı siyasal bilimlerde faşizmdir. Bunun başka bir adı yoktur. Yani biz kalkacağız, devlet izin verecek ve biz buna sen tepki göstereceksin. Hiçbir yerde devlet kendi yapmış olduğu uygulamalarından kaynaklı olarak vatandaşının kendisine karşı hak arama mücadelesini sınırlandırabilir mi? Asgari ücretin 750 biraz lira... nefes al istersen. Evet. Halit Bey, 21 dakika oldu konuşalım. Bak dakika tabii, tutuyorum. Siz zamanınızı... Şimdi 21 dakika oldu konuşuyorsunuz. Evet. Biraz nefes al için. Daha vereceğim. Bunu söyleyeyim. Programın başındayken hani siz şu kadar konuştunuz ben, öyle bir şey yok. Yani ben hayır, Halit Bey ne kadar konuşursa bir dakika fazla hayır, değil o kadar konuşuyor. İtiraz ettiğiniz noktada 21 dakika ise 21 dakika. Yani, 22 dakika ise 22 dakika konuşuyor. Söyleyeceklerinizi biriktirmeyin. Anında itiraz ettiğiniz bir şey var. Şimdi o zaman Ali Bey bir şey daha söyleyeyim. Bir virgül bıraksın alalım. Çünkü burada son cümlemi söyleyeyim. Buyur başkan. Buyur bakalım. Sonra şunu söyleyeyim. Şimdi bu ülkede 750 bin lira asgari ücretle vatandaşın açlık sınırının altında kalınmasını sağlayan bu siyasal iktidardır. Ve geçmiş dönemdeki siyasal iktidardır. Bunu yapan iktidarın kendisidir. Emekçilerin açlık sınırının altında yaşanmış olduğu, tarımsal üretim alanlarının gittikçe zayıflatılmış olduğu, küçük ve orta ölçekli sanayilerin gittikçe büyük holdinglerin yapısı altında ezilmiş olduğu, küçük esnafın özellikle büyük marketlerin karşısında giderek zayıflatılmış olduğu ve açılmış olan ekonomik politikalar, ekonomik paketler, önlem paketlerinin tamamının sermayeye dönük olarak hazırlanmış olduğu bir süreçte bu ülkenin yoksulları, bu ülkenin emekçileri, bu ülkenin ezilmişleri, bu ülkenin ötekileştirilmiş olmaları buna karşı tepkilerini dile getirmesinler mi? Peki. Getirsinler. Evet. 23, buna karşı tepki 23 dakika. Evet. Tam Elazığ plakası. Getirsinler. Evet. Evet. Yani buna karşı burada doğrusu ben bu biz grup meselesine biraz takılıyorum. Hiçbir grup yani, hiçbir grup orada polisin saldırısı olmadan durup dururken gidip orada kapitalist grup bilmem şu grup bu grup tabii, derken yani herkes kendisini bir yerde tanımlayabilir. Herkes kendisini bir şekilde tanımlayabilir. Yani niye bu kadar böyle evet, ayrı keskin çizgilerle bir tanımlar yapıyoruz? Öyledir. Şimdi herkes kendisini bir grupsal tanımlama üzerine getirebilir. Hani ötekileştirilmiş hayata bakış açısı bir anlamda sizi ötekileştirmiyor musunuz kendi kendinizi? Hayır, biz ötekileştirmiyoruz. Biz siyasal iktidarla kendi aramızdaki ilişkileri boyut açısından
diğer grupla ilgili değil. Mesela toplumda mevcut olan gruplar, mevcut olan dernekler, mevcut olan sendikalara göre biz öteki değiliz. Ötekileştirilmiş olan boyutu sistem tarafından ötekileştirilmiş olan ve sistem tarafından kucaklanmış olan boyutu itibariyle peki, bakıyorum. Bence insanlar böyle kendi kendini ötekileştirir ancak. Hayır ben bak çok net koyuyorum. Sistemle olan ilişkilerimiz boyutunda peki. Ötekileştirme. Yoksa mevcut olan toplumsal yapı içerisindeki bulunmuş olan sosyolojik grupların, sendikaların, sivil toplum derneklerin birbirlerini ötekileştirmesi değil. Sistem ve sistem dışında kalmış olanlar. Peki. Böyle siz kendinize bir koloni kurmuşsunuz zaten. Kendi kendinize böyle bir ekip oluşturmuşsunuz. Ve o ekibi öyle bir kapalı hale getirmişsiniz ki dışarıdan müdahale mümkün değil Sayın Başkan. Tabii ben aslında bu tür programlara çıkan bir insan değilim. Beni tanıyan arkadaşlar bilir. Ama Sayın Başkan'ın ısrarlı bazı cevap haklarının doğduğu ısrar üzerine de dedik Sayın Başkan'la şu programı yapalım. Sağ olsun Sayın Menengi işte bu teklifi yapınca biz de kabul ettik. Tabii bu konuşmaya başlamadan önce ticaret borsası ile ilgili söylediğimiz bir söz de vardı. Mehmet Ali Bey güçlü kazanacak gibi bir cümle söylemiştik. Onda da arkadaşlar kardeşim sen yönlendiriyor musun? Hayır güçlü dedik. İşte bugün sonucu belli oldu. 2'ye katladı aldı oyla. Ben Emin kardeşimi de tebrik ediyorum. Mehmet Emin Ayaz kardeşim benim sınıf arkadaşım. Rakibi olan arkadaşım. İyi bir mücadele verdi Mustafa Türkoğlu ile beraber. Ama bu kadar takdir edildi. Mehmet Ali Duman da ağabeyin de gerçekten yeni dönem itibariyle getireceği güzel projelerle borsa adına Elazığ'a güzel şeyler kazandıracağına da eminim. İnşallah. Allah kolaylık versin. Şimdi Sayın Başkan anlatırken ben de 23 dakikayı kullanacağım değerli başkanım. Sayın Başkan anlatırken birden kendimi 1977'lere, 78'lere, 79'lara gittim. O zaman ben de gençlik yıllarımda bu olayları birebir Türkiye'nin gündeminde takip eden çiçeği burnunda bir lise talebesiyken bu konuşulanların bir başka versiyonunu ve şu yaşanan ve sizin de takip ettiğiniz o olayların bir başka filmini o zamanlarda da görmüştük. Ne görmüştük? İşte ortam kaos, ortam sıkıntılı. Gerçekten gençlerimiz farklı şekilde yönlendirilmiş. Biraz sonra niye terörist dediğimi ben Sayın Başkan'a izah edeceğim. Ve öyle değerlendirmeler var ki insan ister istemez tüyleri ürperiyor. Şimdi 1 Mayıs'ın bayram olması veya işçi bayramı olmasını yasaklayan kanun ne zaman çıktı? Sayın Başkan da bilir. 1981 yılında. İhtilal Cumhuriyetin ilk kuruluşunda yok, da 1980, o ayrı. Yani Cumhuriyet tarihinde 1981 yılında gelen ihtilal mensubu yöneticiler 1 Mayıs'ı yasaklamışlar. Yani bu arada bir bilgi notu için Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1 Mayıs kutlanıyor. Oraya geçme kardeşim. Oraya geçme kardeşim. Biz evet. Son dönem konuşuyoruz. Evet. Yani 1977'de gerçekten Türkiye'nin içini sızlatan, Türkiye'ye gerçekten büyük bir sıkıntı veren 37 tane vatandaşımızın katledildiği 1 Mayıs olaylarının bugün yavaş yavaş nedenleri çözülüyor. İşte Ergenekon'da yargılananlar, bilmem nerede yargılananlar, hesap verenler 1 Mayıs'ta neler yaptığını, bu ülkenin başına neler getirdiklerini mahkeme kayıtlarında yavaş yavaş Türkiye'nin gündemine taşıyorlar. Şimdi 1977'de 37 tane işçi kardeşimiz katledilmiş. Daha sonra 1980'de ihtilal olmuş, 81'de 1 Mayıs yasaklanmış. Ne zamana kadar yasaklanmış? 2009 yılına kadar bir şekilde kutlanıyor ama öyle bayram olarak kutlanan AK Parti hükümeti döneminde kutlamalar var ama resmi bayram değildi. Ne zaman bayrama dönüştürüldü? Yine bu AK Parti hükümeti döneminde dönüştürüldü. Ne zaman Sayın Başkan? 2009 yılında değil mi? 2010'da resmi tatil. 2009 yılında dönüştürüldü. Taksim açıldı. AK Parti hükümeti döneminde açıldı. 4 yıldır da 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında Sayın Başkan'ın ve ekibi diğer tüm emekçiler her düşüncede, her meşrette, mezhepte herkes, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama hakkına kavuştu. Bunun için AK Parti bir madalyayı hak etti. Çok güzel. Yani etmesi lazım. Şimdi temel hak ve özgürlüklerden bahsediliyorsa biraz evvel Sayın Başkan faşizan tutumdan bahsetti. Faşizan tutumun yani, nerede olduğu? Ben bu her şeyi Ergenekon'a bağlama söylemine de karşıyım. Hayır şu an Ergenekon yani, tutanaklarından konuşuyor. PKK'yı da Ergenekon'a bağladık ya son günlerde artık. Kardeşim, yani iyice Sayın Kaya, bu beni rahatsız etmeye başladı. Bizim konuşmalarımız, benim şu anki konuşmalarımın hepsi Ergenekon'un mahkeme kayıtlarından çıkan alıntılardır. Ben şu an ezbere bir şey konuşmuyorum. Karşında bir hukukçu var. Yani ben bir başka siyasetçi gibi her şeyi Ergenekon'a bağlayan bir adam değilim. 1 Mayıs olaylarının tertip edilmesinden, Etap İstanbul Oteli'nden atılan atışlardan, o silahların kimler tarafından temin edildiğinden, bunların hepsi Ergenekon
mahkemesinde mahkeme tutanaklarına yansıyan belgelerdir, beyanlardır. Bunları bahsediyorum. Sayın Başkan da biliyor bunları. O yüzden de sesini çıkarmıyor. Yoksa hemen tepki gösterirdi. Şimdi değerli kardeşim, buradan geldik. 2012 yılında her şey süt liman. Ve Taksim'de bir proje gerçekleştiriliyor. Nedir bu Taksim'deki proje? Trafik altı alınacak. Üstü yayalaştırılacak. Ki yaklaşık bir yıla yakındır da etrafı İstanbul'a gelen arkadaşlar bilir. Ben de bu ara sık sık gittim. Sayın Başkanım da siz de gittiniz muhakkak. Veya bizi izleyen çok değerli izleyicilerimiz de gitmiştir. Oranın tümünün etrafı, bakın tümünün etrafı inşaat alanı diye bariyerlerle kapatılmış durumda. Ahşap bariyerlerle kapatılmış durumda. Şimdi günler öncesinden sendikaların bir talebi vardı. Kardeşim biz Taksim'de kutlayacağız. Bakın Taksim'in özelliği konusunda ben Sayın Başkan'la aynı düşüncedeyim. Taksim işçi hareketi için önemli bir merkezdir. Bunu kabul ediyorum. Zaten şu anki AK Parti hükümeti de bunu kabul ettiği için Taksim'de kutlamalara müsaade etmiş. 4 yıldır da Taksim'de kutlamalar ufak tefek olaylar haricinde gerçekten bir şenlik havasında geçmiştir. Ufak tefek olaylar da olacak. Bu kadar 500 bin kişinin, 1 milyon kişinin bir araya geldiği programlarda, mitinglerde muhakkak ufak tefek olaylar olacak. Ama o ufak tefek olaylar geçmişe nazaran ufak tefek olaylar. Yani 2012'de de gene bazı küçük grupların oluşturduğu olaylar vardır. Yine gaz olayları oldu, yine başka şeyler oldu. Sayın Başkan hatırlar bunları. 2011'de de oldu. Bakın her taraf açıkken, her taraf güvenliyken bunlar oluyor. Şimdi geldik bu yıl. Hükümet diyor ki kardeşim burası inşaat alanı. İnşaat alanında senin, şimdi Sayın Başkan dinlerken 58 bin metreden bahsetti. 8 bin metre kaldırım düş. Sayın Başkan'ın da muhakkak mühendislik özelliği var. Ama bir şeyi unutuyor. İş güvenliği diye bir ders var bizim gördüğümüz. Ve herkesin de bilmesi gereken. İnşaat alanı kaç metre genişliğinde olursa olsun muhakkak tehlikeli alandır. Muhakkak, bakın şu an size çok basit örnek vereyim, biraz basite indirgemek için söylüyorum. Orman fidanlığının yerinin etrafı şu an kapalı mı? Kapalı. İnşaat alanı yazmışlar mı? Yazmışlar. Kaç dönüm? 100 dönüm. Yani 100 bin metrekarelik bir yer, 110 bin metrekarelik bir yer. İçinde ciddi bir faaliyet var mı? Yok. Ama yasal olarak oraya girmek tehlikeli. Niye? Çünkü inşaat alanı olarak ilan edilmiş orası. Şimdi Taksim'de hükümet diyor ki kardeşim şu an senin miting yapabileceğin, çünkü ciddi bir sayıdan bahsediyoruz. 10 bin kişiden, 20 bin kişiden bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz rakam 500 bin kişi, 600 bin kişiden bahsediyoruz. Bu kadar insanı ben burada güvenliğini sağlayamam kardeşim. Çünkü marjinal gruplar, özellikle bu barış süreci, ki Sayın Başkan'ın da benim de AK Partili olarak ve müsiyat başkanı olarak da müsiyat olarak desteklediğimiz barış süreci var. Bu barış süreci içerisinde gerçekten ufak tefek provokasyonlar yaşanabilir. Her zaman mümkündür. Hükümet bunu söylüyor. İçişleri Bakanı bunu söylüyor. Ben sizin burada güvenliğinizi sağlayamam kardeşim. Ben hükümet olarak da bu konuda bu dönem itibariyle şu inşaat sonuçlanana kadar Taksim'e sadece ufacık grupların girip usulen bir şeyi yerine getirmesi, usulü yerine getirmesi açısından Taksim anıtına çelenk koysunlar. 50-60 kişi, 100 kişi basın açıklaması yapılsın. Asıl şenliği, mitingi başka bir alanda yapsınlar. Gösterilen alan da belli. Herkesin miting yaptığı alan. Şimdi Sayın Başkan şunu söylüyor. Ki ben onu dinlerken inan biraz ürperdim. Niye ürperdim biliyor musunuz? Burası Patagonya Cumhuriyeti mi kardeşim? Burası Patagonya Cumhuriyeti mi? Sen hükümet olarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak, devlet olarak, vatandaşının sağlığını, güvenliğini korumak zorunda olan bir merci olarak burada kurallar koymak zorundasın. Bakın Elazığ'da sen Postane Meydanı'nda 1 Mayıs kutlayabilir misin? Niye? Çünkü oranın trafik akışıdır, şudur budur diye değerlendirme yapılıyor. Nereye gönderiliyor? Evet, bir şekilde başkanım. Değerli başkanım, değerli başkanım. Sayın Gök. Bir noktaya geleceğim. Ben seni kesmedim ama. 23 dakikadan bir şey sonra kesin. Evet. Hayır, 23 dakikadan sonra kesin. Değerli başkanım. Postane Meydanı iktidarı. Değerli başkanım, 23 dakikadan sonra kesin. Başka partilere veriliyor. Sadece 23 dakikadan sonra kesin. Dakikadan sonra kesin değerli başkanım. Ben sizi kesmedim. Evet. İsterseniz böyle kesmeli konuşalım. Yok, hani o zaman soru sormayacaksın. Bizi dinleyen kardeşlerim, başkanlara açılıyor. Değerli başkanım, bizi dinleyen arkadaşlarımız bir böyle, şey anlamaz böyle konuşursak. Yani bu açılıyor. Bu açılıyor mu, açılmıyor mu? Soru sor. Ona da konuşacağım. Ona da cevap vereceğim. Şimdi Elazığ'da Postane Meydanı'nda 1 Mayıs'ın, çünkü kalabalık bir grup olduğu için Devlet Demir Yolları'nın önündeki gar meydanında kutlanmasına müsaade ediliyor. Niye? Güvenlik açısından. Yoksa Devlet Demir Yolları'nda kutlanmasıyla, bakın Elazığ için söylüyorum, Postane Meydanı arasında kutlanmasının ne farkı var? Hiçbir farkı yok.
Usulen hiçbir fark yok. Şimdi burada değerli başkanım diyor ki biz sendika olarak istedik alacağız kardeşim. Hayda, burası hukuk devleti mi yoksa sendikaların tahakkümü altında bir devlet mi? Bunu şu an anlamış değilim. Sayın Başkan, şimdi benim söylediğim sözler arasında ne var? Polis yasaları uygulayacak. Evet, polis yasaları uygulayacak. Kendilerine bir kural konmuş, bariyerler konmuş. Oradan geçmemesi gereken insanlar geçmeye kalkışınca polis muhakkak müdahale edecek. İki, şimdi ben Türkiye Komünist Partili, İşçi Partili gençler demişim. Ben demiyorum kardeşim, görüntüler orada. Görüntülerde, müsaade et değerli başkanım. Görüntülerde bu dediğin partilerin ve gençlik örgütlerin filamaları var mı? Yani biz var. Bu konuyla ilgili bir şey demiyoruz. Müsaade et. Sadece bu değerli başkanım değil. Müsaade et. Bütün gruplar için bu müsaade sorunlar değerli başkanım. Bozdur. Müsaade et değerli için. Başkanım. Müsaade yani et. Yani şu grup yok, sadece ben biz sendikalar orada izlemiyoruz. Bir dakika, oraya müsaade. Gitmiş olan bütün grupların talep etme hakkı vardır. Değerli başkanım. Gruplara yönelik yapılmış sakin olan saldırıları da kınıyoruz diyoruz. Sayın başkanım, yani değerli başkanım işte, sakin ol. Öte şey sakin ol. Sakin ol. Karşıda temel hak ve özgürlükleri yıllarca bunun mücadelesini yapmış bir insan var. Bizde temel haklar inancından dolayı yıllarca fişlenmiş, yer altında, yer üstünde her zaman hakir görmüş bir insan var karşında. Bu fişleme olayı eşi başörtüsünden dolayı okulundan uzaklaştırmış bir insan var karşında. Bugün Türkiye'de elde edilen temel hak ve özgürlükler konusunda elde ettiğimiz hakları hiçbir hükümet döneminde elde etmediniz siz. Şimdi aynı anda konuşmayalım lütfen. Değerli başkanım. Aynı anda konuşmayalım çünkü gerçekten anlaşılmıyor. Sendikaların hareket etmesi. Tamam. Şimdi, ben izin vermedikçe Sayın bir şey Ateş, yapmayan diyen bir şeyin temel hakları olamaz. Sayın Ateş, bir saniye. İstediğim şekilde yasaklarım bunun kanun 10 dakika daha Halit konuşursam, Bey. 10 dakika daha konuşursam bakın benim hakkıma tecavüz yok, ediyorsun. Hayır, Halit Başkan. Halit Bey, bir saniye. Ama yani 10 dakika daha konuşma hakkım var. Müsaade et, ondan sonra konuş başkanım. Halit Bey, izin verin. 20 dakika konuştum, ben laf etmedim. Sustum, İzin dinledim. Ver İbrahim Bey, bitirsin. İzin verin, ama bitirsin. Şimdi burada bakın birbirimize bile saygıda sıkıntı yaşıyoruz değerli başkanım. Hayır, ama öyle bir pozisyon almışsınız ki siz, öyle bir gard almışsınız ki burada söylenen her doğru cümle bile size sanki bir ajitasyon gibi geliyor sayın başkanım. Sakin siz ol. Şunu diyorsunuz. Sakin ol. Bu gruplar sakin ol. Ben biz orada benim isimlerim var olduğunu söylüyoruz. Ben isim olarak ben orada ben görüş alanı programında görüş alanı programında söylediğim isimlerin nereden kaynaklandığını söylüyorum. Ben ezbere bir şey konuşmuyorum. İşte izliyorsunuz. TKP'nin orada bayrağı var mı? Var. İşçi Partili Gençlerin bayrağı var mı? Var. Keskin de bayrağı var. Bakın keskin için bir şey demedim orada. Keskin de var. Herkesin olabilir. Ama çünkü bir şey var. Değerli başkan, bir şey var. Bakın hiç bazı şeyleri aklınızdan çıkartmayın. Çıkartmanız gereken durum şu. Bugün size lazım olan yarın bir başkasına lazım olacak. Bugün bizim durumumuz yarın sizin durumunuz olacak. Bir başkasının durumu olacak. Ama bir şey değişmeyecek. Bu ülkede hainler değişmeyecek. Bu ülkede terörizmi destekleyenler değişmeyecek. Değerli başkanım, müsaade edin, sizi kastetmiyorum. Biliyorsunuz kimi kastettiğimi. Bu ülkede kardeş kanını akıtanlar değişmeyecek. Bakın şimdi, biz birbirimizi yersek, birbirimizle kavga edersek o bizim birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik havasında yaşayacağımız ediyoruz ama. İktidar bugün size Türkiye'de elde etmediğiniz hakları vermiştir sayın başkanım. Elde etmediğiniz hakları vermiştir. Vurmayacağım, merak etmeyin. İbrahim Bey. Evet. Biz de vururuz. Yok. Vurmak kolay. Vurup kırmayalım. Lütfen. Bir saniye bana izin verir misiniz? Ama sözümü kesme. Lütfen. Değerli başkan, sözümü kesme. Vatandaşına bakış açısı. Sözümü kesmezsen anlarsın ne demek istedim sayın başkan. Siz, sözümü kesmezsen anlarsın. Siz birbirimizle kavga. Bizim sizinle kavgamız yok. Kavgamız yok. Bizim ama siyasal iktidarın bize siyasal iktidarın size verdiği nimetler önce göreceksiniz. Hayır, siyasal iktidar bana faşizan duygu yok. Sizin hangi nimet? Sizin faşizan duygularla İbrahim Bey, aslında gaz bombası atmıştı. Değerli başkanım. Değerli başkanım, sizin söktüğünüz bakın masaya vurursanız izleyenler çok rahatsız oluyor. Onların kulaklarına giden sese lütfen dikkat edin. Sökerek o
Gariban vatandaşlar, gariban vatandaşların savaş stresiyle gariban vatandaş, gariban vatandaş, gariban vatandaş, gariban vatandaşların dükkanlarını tahrip etmekle, esnaf tepki gösteriyor. Gariban vatandaşların dükkanlarını tahrip etmekle, esnaf hepsi polise gariban vatandaşların, gariban vatandaşların haklarını nasıl savunacaksınız merak ediyorum. Esnaf tepki gösteriyor polise. 3 yıldır Taksim'de 1 Mayıs alanıp 1 Mayıs'a geriliyor. Halit hiçbir Bey. Taşkınlık yapılmıyor deniliyor. Halit Bey. Polisin saldırısının üzerinde. Halit Bey lütfen bir müsaade eder misiniz? Tamam çok güzel söylediniz. Kaldırımdan sökenler orada. Gazlı bombalı. Kaldırımdan sökenler orada. Kafasına öldüreceğiz. Kaldırımdan sökenler orada. Sayın Başkanım. Temel haklar ve bakın biz bu program böyle devam ettiremeyiz. Bakın. Allah'ın kameralar var. Kameralar var. Sadece gençlerin canları acımalarından kaynaklı olarak göstermiş olduğu tepkiyi görüyorsunuz. Hangi tepkiden bahsediyorsunuz? Kendi arkadaşını vurup da şu an kendi arkadaşını yoğun bakımda yatan polisin, kendi arkadaşından polisin bahsediyorum. 5 metrede, 3 metrede bu gaz bombasıyla yakın mesafede kulağa sıkmış olduğunu, iki tanesinin ölümle pencereleşmiş olduğu boyutundan hiç bahsetmiyorsunuz. Kendi arkadaşının taşıyla, kendi arkadaşının metrobüslerin kaldırılmış olduğunu, müsaade et onlara cevap bütün trafiklerin kapatılmış müsaade olduğunu, müsaade tamam. Cevap Halit Bey, yaşam alanlarının daralması. Halit Bey, sordunuz lütfen izin verin. Sayın Başkanım, müsaade edersen onlara cevap vereceğim. Halit Bey, sordunuz izin verin, İbrahim Bey bitirsin zaten, reklam arası vereceğiz. Siz celalleşiyorsunuz. Hayır, celalleşmiyorum, ben sana soruyorum. Ama değerli başkanım, ben size sorumu anladım. Biz kimseyle, bu toplumun hiçbir kesimiyle, bireyle, kavramımız yok bizim. Ben size soru sormadım ama, siz konuştunuz, ben dinledim. 23 dakika konuştunuz, dinledim. Beni 11. dakikada tahammül göstermeden eleştirmeye evet. başladınız. Tamam. 11. dakikada. Son 5 dakikamız hayır, tamamlayalım lütfen. Hayır, ben 23 dakikamı hayır, konuşacağım. Reklam arası, sonra reklam arası vereceğim, daha sonra konuşursunuz. Reklam arası vereceğiz 5 dakika sonra. Lütfen peki. Toparlayalım. Şimdi ben söylemek istediğim şu, bakın. Şu ana kadar Türkiye'de yaşanan ne kadar aykırı, hukuka aykırı, temel insan haklarına aykırı problemler varsa bu hükümet yavaş yavaş çözmeye çalışıyor. Hepsini bir anda elinde sihirli değnek yok. Bir anda burnunu kıvırmakla bu ülkenin talihini değiştiremezsiniz. Ama bu ülkenin talihini ve kardeşlik duygularını adım adım değiştirebilirsiniz. Bakın 30 yıldır devam eden bir mücadele, bir terör meselesi bugün yavaş yavaş çözülmeye çalışılıyor. Tavizler veriliyor, verilmiyor ama bir şekilde çözülmeye çalışılıyor. Şimdi 1977'de yaşanan ve gerçekten bizim de içimizi cız ettiren bu olaydan dolayı Taksim'in bir özelliği var. Bunu kabul ediyoruz. Ve diyoruz ki bu hükümet döneminde 2009 yılında 1 Mayıs resmi bayram ilan edilmişti. Bu çok önemlidir. İkincisi 2009 yılında binlerce vatandaşımıza Taksim'in kapıları açılmıştır. O zamana kadar yasaklı olan bir noktada. Nedir? Gelin kardeşim, Taksim'in önemi vardır. Bu Taksim'de bu bayramı beraber yapalım. Şimdi bu senede burası inşaat alanıdır. Gelin size başka yeri gösterelim. Bakın Anadolu yakasında Kadıköy'de bununla ilgili bir program yapıldı. Sayın Başkan da izledi, ben de izledim. 1 Mayıs'la ilgili. Davullar, zurnalar, şenlikler. Gerçekten 1 Mayıs 1 Mayıs gibi kutlandı orada. Eleştiriler de yapıldı, hükümete de yapıldı, herkese de yapıldı. Ama güvenliğe alınan bir bölgede Anadolu yakasında bu 1 Mayıs aslanlar gibi kutlandı. Ankara'da ki bu devletin merkezi olan bir yerde 1 Mayıs yine kutlandı. Zerre kadar kimsenin burnu kanamadı. Ama geliyorsunuz Taksim ve bölgesinde bu sıkıntıların olacağı zaten istihbarat olarak alınmış durum. Devletin bir istihbarat birimi var. Yani sendikalar bu örgütlenmeleri çeşitli illerden gelen bazı insanlarla ve bazı marjinal grupların, terör örgütlerinin, sendikalar dışında bazı terör örgütlerinin de burayı provoke edeceği belli. O yüzden bazı duraklar kapatılmış. Sayın Başkan'ın söylediği gibi Galata Köprüsü kesildi. Bu marjinal grupların isimlerini söyler misiniz? İsme gerek yok kardeşim. Yok, yok. Burada isimlere bence, girmeye bence, gerek yok. Bence, i̇sme girmeye bence. Gerek yok kardeşim çünkü ya. Çünkü orada marjinal grup dediniz, bizimle beraber yürüyen emek cephesinde 1 Mayıs'ı kutlamaya dönük gruplarsa biz ona itiraz ederiz. Değerli kardeşim, o zaman bu teröristliği yapmam veya terörizmi destek yapmak isteyen insanları da destekliyorsunuz. Hayır hayır, terörizm. Bakın burada, bakın, orada vatandaş saldırmıyor Sayın Gül. Ortalığı karıştıran insanları da kabul ediyorsunuz demektir o zaman. 48 bin polis tam bir savaş stratejisiyle tamam, vatandaşın üzerine saldırıda bulunuyor. Sizin kafanıza gaz bombası sıkılıyor.
Elinde niye, sirke niye, suyuyla kendi yüzünü silmeye çalışan bari kalkın Molotov kokteyli saldırı diyor. Siz halen diyorsunuz peki benim konuşma saldırı. Hakkımı alıyorsun da ben biz sana bir soru sorayım. Ben sana bir soru sorayım. Saldırı olayı olsun. Kadıköy'de de aynı saldırı gerçekleşti. Sayın Başkan ben sana bir soru sorayım. Kazlıçeşme'de saldırı. Sayın Başkan bir soru soracağım. Kadıköy Özgürlük Meydanı'nda da saldırı. Ne kadar heyecanlısın. Yani ille de saldırmak için taksime mi gidiyorsun? Ne kadar heyecanlısın ben sana bir soru soracağım. Müsaadeniz. İkiniz de çok heyecanlısınız ama lütfen. Aynı ton size de var. Programı bitireceğiz. Yani ilk bölümü bitireceğiz daha doğrusu. Şimdi ben ilk bir bölümde soru siz soracağım toparlayın. Sayın Başkanım evet. Onunla ben bitireceğim. Ama konuşacağım çok konuyu tamam, daha konuşamam. Tamam ikinci bölümde Sayın konuşacağız. Başkanım, şimdi bariyerlerle çevrilmiş alan var. Bu alana girilmeyecek deniyor. Ne diye çeviriyorsunuz? Müsaade yasaklama edin. Adına değil mi? İnşaat alanıdır diyoruz. Yasaklama bunu adına. Devlet yasaklamış. Hukuk devleti. 58 metrekarelik hukuk alan açıktır diyoruz. Sen mühendislik yapıyorsan evet. Bilmem Sayın çünkü Başkanım. Biz bu konu biz yap, ben yapmıyorum. Mühendislik yapıyorsan ben bilmem. Ben hukukçuyum. Ben hukukçu gibi düşünüyorum. Biz ekip çalışması yapıyoruz. Ben hukukçu gibi düşünüyorum. Bir dakika İbrahim Bey'in sorusuna gelelim. Soruya gelemedik daha. Ben şunu söylüyorum. Bakın kardeşim. Şu salonla burada yayın yapıyoruz. Buraya girmek yasak diyor dışarıdaki arkadaş. Sen de dışarıdan birisi ben buraya gireceğim kardeşim diyorsan o adamın da bırakmama hakkı var mı? Var. Şu an hukuk devletinde polis ne diyor? Kardeşim burası yasak diyor. Git şurada sana tahsis edilen bir alan var. Şurada bayramını yap diyor. Yok ben gireceğim. Bilyelerle, demir bilyelerle saldıracağım diyorsun. Ondan sonra bilmem şunlarla bunlarla saldıracağım diyorsun. Polis de bekleyecek. 22 tane yaralı var. Bu kadar. Bakın 48 bin polisten önce müsaade edin. 48 bin polisten bahsediyorsun evet, değerli başkan. Saldırdı. Değerli başkanım. Polis mi önce saldırdı? Değerli başkanım 48 bin polisten bahsediyorsun. Evet 48 bin. 48 bin savaş stratejisiyle 48 bin doğru çok güzel söylüyorsun. Savaş 48 bin polisin 48 bin polisin saldırısında 3 tane vatandaş yaralı, 22 tane polis yaralı. Ey Türk polisi, buradan sesleniyorum. Tane ölümcü, ne beceriksiz adamsın sen ya. Ne beceriksiz adamsın. 3500 tane adamı orada yaralayamadın sen. Ne beceriksiz adamsın sen. Yapma gözünü seveyim. Yapma gözünü seveyim. 22 tane polis memuru burada yaralı. 3 tane vatandaş yaralı. Bir tanesi de... 3 tane değil. Oraya çok vatandaş. Bir tanesi de üstelik... Bir tanesi de... Bir tanesi de... Ben resmi kayıtları konuşuyorum. Bahsetmiş olduğunuz... Bir tanesi de üstelik... Diğer arkadaşın attığı... Diğer arkadaşın attığı, diğer arkadaşın attığı taşla yaralanan bir vatandaş. Ben bunları söylüyorum, Türk polisini de buradan kınıyorum. Kayıtları biliyorum. 48 bin kişi, 3500 tane adama yeterli düzeyde güç gösterisi yapamadığı için polis, evet. Polisleri kınayan İkinizin hukukçu arkadaşımız. Böyle bir değerli başkanım alsın onu. Nefes almaya ihtiyacı var. Yeterli düzeyde saldırıda bulunmadı diye polisleri tamam. Kınayan bir hukuk ikinizin de bir mola yaptınız. Hayır. Sizin mantığınız. Sayın başkanlar. Peki, polis saldırdı diyorsun. Ama lütfen. Rağmen bunu diyorsan ben bir şey demem. Bakın. Bu görüntülere rağmen sen bunu söylersen ben bir şey demem. Yapma başkanım ya. Mı saldırdı? Burada yayınsız konuşurken kesmek istemiyorum. Lütfen mola. Burada görüntüler var başkanım. İlle de olay çıkartmışsın. Değerli başkanım burada görüntüler var. Burada görüntüler var. Burada görüntüler var. Görüntülere göre konuşalım. Görüntülere polisler saldırıyor. Bakın duman gazına. Sayın başkanım reklamda izin verecek misiniz? Sözünüzü yarım olmayın lütfen. Atıyor, sayın seyirciler reklamlara gidiyoruz. İsmail Erdem Yapan'ın sunduğu Son Nokta devam ediyor. Sayın seyirciler, Son Nokta programının canlı yayınımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Stüdyo konuklarımız Eğitimsen Elazığ Şube Başkanı Sayın Halit Ateş ve MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Sayın İbrahim Gök. Evet, ilk bölümden alacağınız vardı İbrahim Bey. Şimdi alacaklı olan hukukçu olunca biz de hemen o iadeyi vermek zorundayız. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii burada konuşmalarımız hiç şahsiyetleri, kurumları, hedef alan konuşmalar veya şeyler değil. Sadece kendi yorumlarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani değerli başkanım benim çok sevdiğim bir zat. Kendisi de biliyor zaten. Burada konuştuğumuz şeyler birilerinde rencide edebilir. İstemeden de rencide edebiliriz. Ama bir gerçek var ki burada iki tarafta samimiyetle düşüncelerini ortaya koymaya çalışıyor. Benim tarafımdan bakış açım bu. Şimdi ben samimiyetle şunu görüyorum. Türkiye'de 30'lu yıllar yaşandı, 40'lı yıllar yaşandı, 50'li yıllar yaşandı. Başbakanlar idam edildi. 70'li yıllarda binlerce gencimiz katledildi. 80'li yıllarda askeri idareyle milyarlarca dolarımız telef edildi.
Daha sonra bir kardeş kanı dökülmeye başlandı. Türkiye yavaş yavaş artık demokrasiyi, kardeşliği, temel hak ve özgürlükleri daha yavaş yavaş özümsemeye ve yaşamaya başladı. Şimdi burada mazlumun gözyaşının rengi yoktur. Hangi düşüncede olursa olsun, hangi meşrepte ve mezhepte olursa olsun mazlum mazlumdur. Bizim bakış açımız, inancımız bunu ortaya koyar. Şimdi bir gerçek vardır ama Türkiye'de bu yaşananları, bu gelişmeleri görmek veya görmemek. Şimdi Türkiye bu olayları yaşarken geçmişte aslında ben rica edecektim. Bu filmi daha önce görmüştük diye bu Taksim olaylarını görürken daha önce bu filmleri görmüştük diye bir başlık atılsın düşüncesindeydim. Niye biliyor musunuz? Biz 70'li yıllarda da birilerinin provokasyonuyla bu olayları gördük. 2000'li yıllarda da gördük. Yani illa 1 Mayıs kutlamalar değil. Başka mitinglerde de, başka şeylerde de gördük. Provokatif hareketlerle de gördük. Şimdi toplum psikolojisi çok farklı bir psikolojidir. Nedir bu psikoloji? Sayın Başkan da çok iyi bilirler. Toplumda bir tanesi çıkar bir laf eder, o toplumu engelleyemezsiniz. Ben size basit bir örnek vereyim. Elazığ'da birebir yaşadığımız bir olay. El ele yürüyüşü. O yürüyüşte Malatya yolunda bir askerle Malatya'ya maça giden bir ekip arasında bir tartışma çıkıyor. Bir asker bir arkadaşı vuruyor, öldürüyor. Ben de o zaman Hukuki Araştırmalar Derneği Elazığ Şube Başkanıyım. Elazığ birbirine girdi. Elazığ'da yer yerinden oynadı. Nedir? El ele yürüyüşünde asker müdahale etti diye. Halbuki şeye giden, Malatya'ya maça giden bir ekiple bir tartışma yaşanmış. Sonuçta gelinen nokta o zaman da Feyzullah Arslan Elazığ Emniyet Müdürü. Ordu evine yürümek için eski belediye binasının önünde binlerce insan yığıldı. Ordu evindeki askerler de silahlara mermiyi taktılar, bekliyorlar. Saldırı olursa indirecekler geleni. Bizden yardım istedik. Benim gibi bir iki arkadaştan Feyzullah Bey. Çıktık panzerin üstünden vatandaşın galeyanını durdurmaya çalıştık. Kısmen başardık. En azından ordu evine yürüyüşü önledik. Yürümüş olsalardı ne olurdu? Allah göstermesin. Orada da asker kardeşlerimiz muhakkak bir saldırı karşısında ateş açacaklar. Çünkü kendilerine öyle emir vermişti. Onlarca belki yüzlerce insanın ölümüyle karşı karşıya kalacağımız vahim bir olay yaşanabilirdi. Bir yanlış anlama nereye meydan veriyor? Şimdi Taksim olaylarına bakarken ben bu gözle bakıyorum. Şimdi hükümet diyor ki kardeşim burayı ben inşaat alanına çevirmişim. İnşaat yapıyorum burada. Ki gerçekten çalışmalar da var. Ben Ocak ayında oradaydım. Yani bir yerden geçip de içeri bakayım ne oldu diye bakamadım. Niye? Her taraf kapatılmış durumda. İçeride ciddi hummalı bir çalışma var. Şimdi değerli başkanım burada 58 bin metreden, 100 bin metreden şuradan buradan bahsettim. Ben diyorum ki olayı böyle bir tersi mercekle bakmak lazım. Bu hükümet bugüne kadar temel hak ve özgürlükler standardında gerçekten Türkiye'nin yaşadığı en büyük adımları atmış mıdır, atmamış mıdır? Atmamış diyebilecek insan sayısı pek azdır bu memlekette. Temel hak ve özgürlüklerin, insanların kişilik haklarının verilmesi konusunda bu memlekette atılabilecek en önemli adımları bu hükümet atmıştır. Taksim meselesinde bu hükümet her türlü kolaylığı göstermiş midir, göstermemiş midir? 2009'da 1 Mayıs resmi bayram ilan etmiştir, Taksim'in de kapılarını açmıştır. O zamana kadar Taksim'e girmeyi hayal bile edemeyecek gruplar, binlerce hatta milyona varan rakamdaki her grupta, her meşrette insanlar gelip orada Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamışlar. Ufak tefek olaylar da olmuştur. Konuşmamın başında söyledim. Bugün itibariyle oranın inşaat alanı, güvenliğin sıkıntı olduğu bir alanda hükümet böyle bir kararın yanlış olacağı kanaatine varmış ve demiş ki sendikalara, kardeşim gelin burada şöyle bir program yapalım. Kazlıçeşme'yi mi şey yaparsınız? Çağlayan belki biraz küçük gelir. Kazlıçeşme'de mi yaparsınız? Nerede yaparsanız yapın. Sendikalar yok kardeşim, biz burada yapacağız. Şimdi hukuk devleti adı altında konuşuyoruz biz. Kanun devletinden bahsetmiyoruz. Hukuk devletinde devleti yöneten insanlar, kurumlar, kuruluşlar insanların güvenliğinden, can güvenliğinden sorumlu mudurlar? Sorumludurlar. Vatandaşın güvenliğini muhakkak sağlamak zorundadırlar mı? Sağlamak zorundadırlar. Bir hukukçu olarak söylüyorum. Ve herkes hukukun önünde eşit midir? Eşittir. Şimdi burada 1 Mayıs'ı kutlamaya giden değişik gruplar var. Kim var? Hak İş var. Farklı bir konfederasyon. Yani şu an diğer Türk İş veya KESK veya bir başka DİSK gibi konfederasyonların dışında sağ tandanslı olduğu söylenen Kamusen gibi bir kuruluş bu.
Şimdi bunlar da aynı muameleye muhatap mı? Evet, aynı muameleye muhatap. Yani herkes eşit durumda. Gelin kardeşim 50'şerli 60'arlı gruplar basın açıklaması mı? Yapın. Ama mitingi burada yapamazsınız. Hukuk adına buna müsaade edemeyiz. Çünkü vatandaşımızın güvenliğini biz sağlarız. Sendikalar bir ay boyunca biz burada yapacağız. Bizim hakkımız söke söke alacağız gibi bir tavır sergilemişlerdir. Şimdi hükümeti yönetenler, İstanbul'u yönetenler ne yapmışlardır? Bariyerler koymuşlardır. Buraya geçmek yasak kardeşim. Hatta bir adım daha ötesine gitmişlerdir ki bence yanlıştır o. İşte Karaköy'ü kesmişlerdir. Galata Kulesi'ni, Galata'nın köprünün geçişini engellemişlerdir. Yani Taksim'e çıkış yollarını kapatmışlardır. Ne olmuş? 3.500-4.000 belki 5.000 tane kendilerine değişik isimlerle, ki orada bazılarının isimlerini verdik biz. Değişik isimlerle adlandırılan, örgüt mensubu olduğunu söyleyen, birim mensubu, sendika mensubu, adı ne olursa olsun hiç önemsemiyorum ben. Ama bunlar yok kardeşim biz buraya gireceğiz. Zorla da olsa gireceğiz. Allah aşkına bir kaleyi mi fethediyorsunuz siz ya? Yani siz hukuk devletinde mi yaşıyorsunuz yoksa Patagonya Cumhuriyeti'nde mi yaşıyorsunuz? Polis yasak dediği için de yok ben gireceğim. Polise saldırı deniyor ki ben birinci bölümde söyledim, bir kez daha söylüyorum, bu çok önemli. Görüntüler gerekirse bir kez daha başlangıcı itibariyle verilebilir. Polise ilk saldırı pozisyonu nedir? Bariyerlerin yıkılması için ellerindeki sopalarla vatandaşlar, yani o grupların saldırısıdır. Polis onu engellemeye çalışırken güç kullanmaya çalışıyor. Arkasından bariyerler yıkılınca da polis biber gazı sıkıyor. Biber gazından sonra ne oluyor? Parke taşları sökülüyor. Yangın bombaları atılmaya, yangın malzemeleri atılmaya çalışıyor. Hatta bir vatandaş ya kendisi atarken yanmak üzereydi. Zor kurtardılar. Bir diğer vatandaşımız kendisinin taşıyla kendi arkadaşını yaralıyor. Çok ağır yaralı, şu an yoğun bakımda. 22 tane, 48 bin tane polisin 5 bin tane vatandaşla baş edemediğinden bahsetmek suretiyle 22 tane polis memuru ciddi manada yaralı. 3 tane de vatandaş ciddi. Ufak tefek yaralılar olabilir. Ben Sayın Başkan'a burada katılıyorum belki. Şimdi 48 bin kişi sen polis memuru olarak bir savaş stratejisi Sayın Başkan'ın sözüyle söylüyorum. Hareket etmiş olsaydı inanın orada 3500, 4000, 5000 tane insanın hepsinin bugün hastanelerde ağır yaralı olması, bir kısmının da ölmesi gerekirdi. Allah göstermesin. Böyle bir tablo var mı? Türkiye'de şu an yok. Şimdi ben İzin verdiğim oranda hak arama mücadelesi dedi Sayın Başkan. Hayır, hukukun izin verdiği oranda hak arama mücadelesi vardır. Ben hakkımı nasıl arayacağımı hukukun çerçevelemesi lazımdır. Ben kendi başıma her türlü hakkı dilediğim yöntemlerle ararım şeklinde bir söylemle sokağa çıkmış olursam bir başkasının hakkına tecavüz etmiş miyim, etmemiş miyim bunu tartışırız. Şimdi biraz evvel birinci bölümde Sayın Başkan'ın 23 dakika konuşması gibi. Ben 11 dakika konu yok kardeşim, benim 10 dakikalık hakkımı vereceksin, bu benim hakkım dedim. Niye? Ben eğer Sayın Başkan'ın o kadar hakkına müdahale etmiş olsaydım onun hakkına tecavüz etmiş olurdum. Onun hakkını gasp etmiş olurdum. Şimdi hukukun sınırları içerisinde herkes hukuka uymak zorunda. Burası Patagonya Cumhuriyeti değil, konuşmamın başında söyledim. Yani ben de uyacağım İbrahim Gök olarak, Halit Ateş Bey de buna uyacak, sıradan Ahmet de uyacak, Mehmet de uyacak. Şimdi Türkiye'de gerçekten emekçilerin ciddi sıkıntısı var mı? Var. Ben hep söylüyorum, Elazığ'dan örnek veriyorum. Alacakaya'da 5000 tane köle çalışıyor diyorum. Bugün AK Parti mensubu bir partili olarak söylüyorum. Müsiyat başkanı sıfatıyla söylüyorum. Şimdi 5000 tane insan burada gerçekten köle gibi çalıştırılıyor, hakkı gasp ediliyor diyorum. Ha bu adamlar çıkıp ellerinde sopalarla veya demir bilyelerle o ilgili şahısları veya Elazığ'ın sokaklarındaki esnaflara ait iş yerlerini yağma ederlerse haklarını gerçekten makul yollarla aramış mı olurlar? Hayır, aramamış olurlar. Devletin kendi, hukukun kendilerine verdiği hak arama yöntemleri vardır. O yöntemlere göre aramak zorundadırlar. Mahkeme yöntemi vardır, protesto yöntemleri vardır ama şiddet yöntemi yoktur. Ben burada şiddete karşı olduğumu söylüyorum. Yani bu terörizm gibi gösterilen eylemler benim gözümde şiddetin olduğu her nokta terörizmdir. Kimden gelirse gelsin. Ahmet'ten de gelirse böyledir, Mehmet'ten de gelirse terörizm terörizmdir. Şiddet içeriyorsa eğer. Şimdi Sayın Başkan'la burada biz tartışıyoruz. Birinci bölümde biraz hararetli tartıştık. Şimdi kalkıp birbirimize yumruk vurduğumuzda terörizme çanak tutmuş olur muyuz? Oluruz.
Çünkü bir ara öyle sinirlendik, birbirimize yumruk da atabilirdik. Allah göstermesin. Ama burada nedir? Makul olan nedir? Birbirimizi anlayabilmek, anlatabilmek. Bizi dinleyen çok değerli izleyicilerimize de saygısızlık göstermeden meramımızı aktarabilmek. Şimdi burada fazla, ben 11 dakika hakkım var ama 7 dakika kullandım. 4 dakikamı da kullanmayacağım. Sayın Başkan'a hediye edeceğim. Buyurun. Yok, ben de hesaplıyorum. 10 dakikaya yaklaştı. 7 dakika. Bakıyorum ben. Yani dakikalara takılmayalım. Takılmayalım çok fazla. Hayır, takılmayalım. Bence de. Yani sözlerin kesilmesi belki olayı ajite ediyor. Yoksa ya ben Sayın Başkan konuşurken hiç sözünü kesmem. Konuşsun, meramını anlasın. İtirazım varsa da itirazımı yaparım. Şimdi şu noktaları netleştirmemiz lazım. Biz şunu çok net koyuyoruz. Bir hak arama mücadelesi içerisinde bizim kime karşı hak arama boyutumuz vardır? İktidarın uygulamalarındaki olan yanlışlığa karşı, iktidarın bizi maruz bırakmış olduğu aşkla, yoksulluğa, antidemokratik uygulamalara, haklarımızı gasplara karşı bir mücadelemiz vardır. Biz bu mücadeleyi siyasal iktidara karşı yaparız. Yoksa toplumdaki bütün vatandaşlarımızla karşı herhangi bir düşmanca tavır vesaire yoktur. Çünkü bu sürecin içerisinde olmuş olan vatandaşların %80'i zaten Türkiye'de mağdurdur. İstatistikler şunu gösteriyor, ekonomi istatistikleri. Sayın Gök MÜSİAD'da başkanlık yapıyor. Az çok ekonomi verilerinden de haberdardır. Bu ülkede gelir dağılımının son derece adaletsiz yapılmış oldu. Ortalama gelirlerinin %80'i sadece nüfusun %20'sine dağıtılmış oldu. Geriye kalan %20'sinin de ortalama %80'i, hani bu 3 aşağı 5 yukarı olabilir ama böyle ortalama bir rakam üzerinden gelmiş olan bir gelir dağılımı üzerinden 75 milyonluk nüfusun bir kere %80'i sadece gelirin %20'sinden yararlanabiliyor. Bu ne demektir? Ekonomik boyut itibariyle bu vatandaşların mağdur olması anlamındadır. Şimdi hukuk devleti ve yasa devleti açısından, siyaset bilimi açısından hiçbir devlet kendisine ben yasaları koyarım, bu yasalar çerçevesi içerisinde, şimdi diyelim ki mecliste çoğunluğunu sağlamış olan bir siyasal iktidar istediği şekilde yasalar çıkarabilir. Şimdi hukuk devleti olmayla yasa veya kanun devleti olma arasındaki farkı bir hukukçu olarak Sayın Gök çok iyi bilir. Hukuk devleti, hukuk boyutu dediğimiz şey nedir? Hakkın, adaletin, eşitliğin ve hakkaniyetin, hakkının teslim edilmesiyle alakalı bir durumdur. Kanun dediğimiz şey nedir? Kanun dediğimiz şey devletin kolluk kuvvetleri aracılığıyla, mahkemeleri aracılığıyla yaşam alanlarını belli yasalar çerçevesi içerisinde belirlenmesi demektir. Eğer bu yasalar hukukun getirmiş olduğu temel insan hakları ve özgürlükleri insan olmaktan kaynaklı olarak, toplum olmaktan kaynaklı olarak temel haklarını kullanmaya dönük değilse, engelleyici bir boyuta dönükse, bunun adına hukuk devleti denilmez. Bunun adına kanun devleti denilir, yasa devleti denilir. Sayın Gök hukukçudur, çok iyi bilir. Tarihte bilinen ilk kanun, yasa Hammurabi kanunlarıdır. Hammurabi kanunlarını hukuk fakültesinde Sayın Gök okumuştur. Herhalde tarih boyutu açısından baktığımız zaman tarihinin ve insanlığın en acımasız kanunlarının olmuş olduğu ve en acımasız uygulamalarının kanunlaştırılmış olduğu bir Hammurabi kanunları karşısındadır. Tarihte ilk hukuk ve yasalar olarak bilinen bu Hammurabi kanunları tam aksine o toplum içerisinde yaşamış olan insanlara zulmetmekten başka bir şeye yaramıyordu. Bu anlamda hukuk devleti ve yasa devleti olma ilişkisini birbirinden ayırmamız lazım. İşte bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'ın açıklamalarıyla da ortaya koymuş olduğu şekliyle bir hukuk devleti değil, bir kanun devleti olma boyutuna gelmiştir. Bizim de itiraz etmiş olduğumuz nokta, temel hak arama mücadele içerisinde devletin belirlemiş olduğu yasaların, antidemokratik yasaların varlığına karşı bir duruş sergilemek. Şimdi ben Sayın Gök'e ve kamuoyuna soruyorum. Yasa, mecliste şöyle bir yasa çıkarıldı. Denildi ki zeytin severler sabah kahvaltısında zeytin yemeyecek. Bir kanun. Kanun çıkarıldı, mecliste çıkarılabilir. Hakeza bugün mecliste olmuş olan yasaların çıkarılma şekli de çok böyle özgür iradesiyle parlamenterlerin tartışıp çıkarmış olduğu bir şey değildir. Tamamen kendisini merkezi bir sisteme endekslemiş ve ona göre hareket etmiş olan bir noktada böyle bir yasanın çıktığını düşünelim. Şimdi zeytin severler ne yapmalı? Sabah kahvaltısına gidip zeytin yedikleri zaman polis sen zeytin yemeyeceksin. Ya ben zeytin seviyorum, ben yemeyeceğim diye bir tepki gösterdiği zaman karşılıklı oluşacak bir arbedede biz diyebilir miyiz ki ya polis sen haklısın? Bir kere bu kanunun kendisine karşı çıkmamız gerekiyor. Kanunun kendisinin antidemokratik bir kanun olmuş olduğunun mücadelesini vermiş olmamız gerekiyor. Ve temel haklar ve özgürlükler kapsamı içerisinde de hak arama, gösteri yapma vesaire gibi çeşitli haklar temel insan haklarıdır.
Bunu bir şekilde böyle vurgulamak gerekiyor. Bir diğer boyutu ortamın kaosluğuna. Taksim'le ilgili bu sene inşaat alanı olarak bahsedilmiş olması tamamen hükümetin bahaneleri üzerinden uygulanmış olduğunu düşünüyoruz. Program başında bahsettim. 58 bin metrekarelik o dönemde TTMO da var. Yani Türk Mimarlar ve Mühendisler de bu sürecin oluşumun içerisinde. Türk Tabipler Birliği bu sürecin içerisinde. KESK bu sürecin içerisinde. DİSK bu sürecin içerisinde. Dolayısıyla ortak bir çalışma zemini üzerinde. Ben mühendis değilim. Ben eğitim bilimciyim. Dolayısıyla mühendislerin yapmış olduğu çalışmalar vardır. Hakeza yine sendikaların Taksim'de yapmış olduğu incelemeler vardır. Bu alanın bu yıl itibariyle de miting alanına açık olabileceğinin emareleri, işaretleri vardır. Ama bunun bir sonraki dönemlerde yasaklanmaya dair olan emareleri ortaya koyalım. 30 Nisan tarihinde Başbakan şu açıklama yapıyor. Bir daha Taksim Meydanı toplumsal gösterilere açılmayacaktır diye bir ibare kullanıyor. Böyle resmen bundan sonraki yıllarda da Taksim'i yasaklayabilecek bir açıklama getiriyor. Niyetinde biz biliyoruz. Evet, 1 Mayıs'ı AKP iktidarı döneminde resmi tatil olarak ilan edildi. Ama bugün AKP'nin ortaya koymuş olduğu tavra baktığımız zaman 1 Mayıs'ı resmi tatil olarak ilan etmiş olduğu süreçten çok çok daha farklı bir merkeze kaymıştır. Bugün bu 1 Mayıs'ı resmi tatil olarak ilan etmiş olduğu ve AKP'nin 2002 yılda kuruluş süreci hedefleri amaçları içerisinde ortaya koymuş olduğu mevcut olan koalisyon 2011 seçimlerini aday olarak göstermiş olduğu mevcut olan milletvekili adaylarıyla da aslında ondan sonraki süreçlerde nasıl bir uygulama içerisine girebileceğinin emarelerini de bize vermiştir. Lider Suntalı merkezli tek otorite bakış açısı üzerinden bir söylemle dolayısıyla çıkıp herhangi bir toplantıda kamuoyunun karşısında yapmış olduğu bir konuşmadan dolayı herhangi bir grubu, herhangi bir siyasal oluşumu, herhangi bir sendikayı hedef olarak göstermiş olduğu andan itibaren ondan sonra hemen yargının devreye girip hiçbir şekilde tespit edilmemiş suçlar olmamasına rağmen 3 yıl boyunca, 1 yıl boyunca, 1,5 yıl boyunca kimi dönemlerde farklı zamanlarda insanların cezaevinde tutularak iddianamelerin de o kadar geç hazırlanmış olduğu bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bugünkü Kızılcahamam'daki açıklamalarında da biz nereyi gösterirsek insanlar orada tamam biz nerede yürüyecek diyorsa insanlar orada yürüsün. Sen devletsin. Devletin sorumluluğu, iktidarın sorumluluğu kendi sınırları içerisinde yaşamış olan vatandaşların maksimum düzeyde toplantı, gösteri, yürüyüşü yapma da dahil olmak üzere bu alanlarda alabildiğine alanı açabilmen lazım. Dünyanın bütün toplumlarında, bütün yerlerinde, kentlerde bu işleri değişimi, dönüşümü, antidemokratik uygulamalara karşı tepki göstermesini sağlayabilecek olan yerler merkezi alanlardır. Fransa'da Bastilla Meydanı böyledir. Mısır'da Tahrir Meydanı böyledir. Türkiye'de Taksim böyledir. Dolayısıyla bu alanlar aynı zamanda toplumsal muhalefet açısından, toplumsal gösteriler açısından değişimi, dönüşümü zorlayan, iktidarları baskı altında tutan, iktidarları bu konuda zorlayabilecek mesajları verebilecek olan alanlardır. Ve bu alanlar böyle kullanılmış olması lazım. Ben şimdi bir soru daha soracağım. Arap Baharı üzerinden Sayın Başbakan'ın da özellikle Mısır'da diktatörlerin yıkıldığı, mübareğin gitmiş olduğu bir toplumsal muhalefet üzerinde Mısır'ın demokratik bir yapıya ulaşmış olduğu toplumsal gösterileri desteklemiş olduğu açıklamalar vardır. Sayın Gökte muhtemelen Mısır'da Tunus'ta başlamış olan ve Afrika'da Orta Doğu coğrafyasında başlamış olan o Arap Baharı'nın yansımalarını ve bunların sevinç verici olmuş olduğu Orta Doğu'da bir değişim dönüşüm olacağına dair emarelerini ya da vurgularını, sevinçlerini dile getireceklerdir. Bu değişim dönüşümü yaratanlar Tahrir Meydanı'na çıktıkları zaman mübarek o güçleri tarafından Tahrir Meydanı'na çıkmış olan insanların üzerine dünya kadar gaz bombası atıldı. Şimdi Sayın Gök kalkıp Taksim'deki olayların benzeri gibi polisin yapmış olduğu saldırıları aynı zamanda mübareğin yapmış olduğu saldırıları da eş değer yapıp savunabilir konuma gelir mi? Ya da Başbakan Tahrir'deki gösterileri destekleyen açıklamaları yaparken aynı zamanda bugün mevcut olan uygulamalarıyla kendi polisiyle bu kadar kendi vatandaşının üzerine saldırabilecek boyutta bir değerlendirme yaptığı zaman bunları eş değer bir şekilde tutabilir mi diye sormak gerekiyor. Barış sürecinin provokasyonlarıyla ilgili bir soru var. Evet. Bu süreç provokasyonlara açık bir süreçtir. 30 yıldır devam eden bir savaş sürecinin 40 bin 50 bin tane insanımızın hayatını kaybetmiş olduğu milyarlarca
doların 300 milyar dolar resmi rakamlar bahsediyor. Gayri resmi rakamlar, örtülü ödenekler vesaire, derin devlete harcanmış olan paralar da işin içerisine hesaba kattığı zaman bu savaş süreci içerisinde ortalama 500 bin doların üzerinde bir rakamın heba edilmiş olduğu ve bu rakamların emekçilerin, yoksulların, esnafın, köylünün, iş adamlarının vesairesinin cebinden çıkmış olduğunu varsayarak bu sürecin barışçıl bir sürece evrilmesinde herkesin son derece sağduyulu ve davranmış olması gerektiğini altını çizerek vurguluyoruz. 30 yıllık sendikal hayatımızın ve geçmişteki 100 yıllık Töpder, Tösten, Encümeni Muallime'den gelen KESK boyutu açısından söylüyorum. Bu süreçten gelmiş olan bir sendikal anlayışımızın Kürt sorununun özellikle ellerin tetikten çekilerek demokratik diyalog yöntemiyle çözülebileceği, aynı zamanda bu topraklarda yaşamış olan bütün kimliklerin, inançların kendilerini özgürce ifade edebileceği ve anayasal güvence altına alınabileceği bir sürecin başlatılmış olması bizim talebimizdir. Şimdi biz bunun için bedeller ödedik. Bunun için toplumda ırkçılaştırılmış, şövenizme dönüştürülmüş olan siyasal iktidarın söylemleri üzerinden kalkıp terörizm damgasını vurdukları, bölücülük damgasını vurmuş oldukları, bunun üzerinden hukuk, sadece sendikal faaliyetlerimizi yasa dışı gösteriler üzerinden değerlendirip bu vurgular üzerinden operasyonlar çekilmiş oldu ve boy boy televizyon ekranlarında, gazetelerin sayfalarında çarşaf çarşaf emniyet güçlerinin keski basmış olduğu, diski basmış olduğu vesaire gibi muhalif olacak kesimler üzerinden böyle bir baskılamanın yaratılmış olduğu bir noktada, hatta karanlık güçler tarafından bu süreçten kaynaklı olarak üyelerimizin kafasına kurşun sıkılmış olduğu bir süreçte biz mi gidip olayı provoke edeceğiz? Yoksa provoke edenler belli zaten. Sokakta vur de vuralım, öl de ölelim diyen, biz bu sürece üye vermeyiz diyenlerdir. Yani bu konuda bu sürecin barışçıl bir toplumsal mutabakatın sağlanması konusunda 30 yıllık bir mücadele ve bu konuyla ilgili dünya kadar bedel ödenmiş, cezaevine girmiş olan hem ideolojik politik hattımızı bunun üzerinden, barış, kardeşlik, özgürlük ve emeğin özgürleşmesi üzerinden belirlemiş olduğumuz bir noktada biz mi gidip olayı provoke edeceğiz? Kaldı ki bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Sayın Gök belirtti. Evet, 2010'da, 2011'de, 2013'te 6 tane konfederasyonun ortak işbirliğiyle Taksim'de 1 Mayıs'ın kutlanmasına ilişkin tertip komitesi oluşturuldu. 3 tane işçi sendikalarından, 3 tane memur sendikalarından. Memursen, Kamusen, KESK memur sendikalarından, DİSK, Hak İş ve Türk İş işçi sendikaları boyutu açısından Taksim'e çıkılma oldu. 3 yıl son derece sakin. 2009'da sanırım tertip komitesi düzenlenmesi olmadı. Orada direkt çıkış oldu. Şimdi şöyle bir şey yaşandı. Bu son derece şölen havası içerisine, aynı zamanda kendisini ideolojik politik olarak farklı caynaklarda da tanımlasalar bile konfederasyonlar, işte Türk İşi, Diski, Hak İş, KESK, Memursen ve Kamusen, kamuoyunda herkesin farklı ideolojik zeminde kendisini konumlandırmış olan ama aynı zamanda bunlar emekçilerin temsilcileri olarak bir nevi emekçilerin birliği üzerinde kurulmuş olan ve bu emekçilerin birliği üzerinden hak arama mücadelesinin Taksim'de yaşanmış olduğu, bahar havası içerisinde geçmiş olduğu bir mücadelenin bir toplumsal gösteri halinde de son derece güzel, düzenli bir şekilde yürümüş olduğu bir yerde sanırım emekçilerin birliği açısından siyasal iktidarı da ürkütmüş olmalı ki bu kadar hızlı bir şekilde saldırıda bulunmuş oldu. Şimdi bir şey daha biraz toparlayalım. Evet, toparlayalım. Şimdi şunu söyleyelim. Polisin uygulamış olduğu terör olaylarının bu resmen polisin terörü olarak tanımlıyoruz ve öyle değerlendiriyoruz. Şimdi atılmış olan gaz bombalarına bakalım. Böyle ellerinde tüfekleriyle kocaman kocaman borular var. Onların üzerinde dahi kullanma talimatlarında şöyle yazıyor. İnsanların üzerine sıkmayınız. 45 derece açıyla havaya sıkınız diye o gaz bombalarının üzerine kullanma talimatı üzerine yazılmıştır. Polis bu kullanma talimatını bile bile polis eğitimleri üzerinde de uygulana niyetinde iki tane yaralanmış olan insanların yakın mesafede direkt kulaklarına sıkılarak yaralanmalar gerçekleşmiştir. Bir savaş stratejisi diyoruz. Savaş stratejisi niye böyle değerlendiriyoruz? Şu noktayı çok iyi belirtmek lazım. Şişli'de bir araya gelmiş olan gruplarda polis hemen demir bariyerleri kendi etraflarına oraya tazikli su ve gaz bombası sıkıyor. Şimdi tomalar niye vardır? Dağılmamış olan gruba tazikli su sıkma. Suyu sıkıyorsun, grubun dağılıp dağılmadığına beklemeksizin peşinden gaz bombalarını ortaya koyuyorsun. Televizyon görüntülerinde gördük. Orası bir savaş alanı haline dönüştürülmüş. Şimdi 3 yıldır gidip orada herhangi bir şekilde olay çıkarmamış olanlar durup dururken bu yer mi gitti çıkardı?
aynı olay çıkarmak isteyen, söz konusu olan olay çıkarmaksa, söz konusu olan olayı provoke etmekse, provoke etmek isteyen Sıhhiye Meydanı'nda da provoke eder, Kadıköy'de de provoke eder, Kazlıçeşme'de de provoke eder, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda da provoke eder, başka bir alanda da provoke eder. Dünyanın hiçbir tarafında şöyle bir bakış açısı söz konusu olabilir mi? Ben kendi hak arama mücadelesi içerisinde girmiş olduğum bir yerde ortamı provoke edecek bir yaklaşım içerisine girerim diye bir bakış açısı söz konusu peki, olabilir mi? Peki o zaman 2009, 2010, 2011, 12'den bahsettik. Evet, yani burada emekçilerin birliği üzerinden siyasal iktidarın bu konuyla ilgili niye ciddi 2013'te anlamda böyle bir dönüşüm yaşandı sizin iddianıza göre? Bunu da cevaplayın açıkladım da. İşte. Şimdi dedim yani, ki işte 2009, 2010 ne o zaman? Yani, emekçilerin hani birliği üzerinden çok ciddi anlamda etmedik diyorsunuz. Hayır, provoke etmedik. Geçmiş yıllarda polisle da ilgili şeyler söylüyorsunuz. Evet. Bu seneki tutum diyor ki, o zaman ben değişti. Ben sizi yasaklıyorum. Siz oraya giremezsiniz. Şimdi geçmişte de gidersiniz şey açısından sembolik anlamda Taksim'de çelenk koyma, bırakma, gelme böyle bir 1 Mayıs bayramı olmaz. Kaldı ki 1 Mayıs sadece bayram olarak değerlendirilmiş olması da işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs'ı yaratan değerlerin ruhuna da hakarettir. Yani bunu 1 Mayıs bir mücadeledir. Bir mücadele günüdür. 1 Mayıs bir hak arama günüdür. 1 Mayıs aynı zamanda kendisini sistem tarafından mağdur edilmiş olan tüm toplumsal kesimlerin gençlerinden, kadınlarından, halklardan, farklı inançlardan, insanların, çalışanların, emekçilerin hepsinin, hatta doğanın tahrip etmiş olanların, doğa severlerin bu doğa tahribatlarına karşı 1 Mayıs'ın işçiler üzerinden gelişmiş olan bir mücadele sürecinin aynı zamanda bütün toplumsal kesimler tarafından bir mücadele alanı ve mücadele günü olarak kabul edilmiş olmasının bir günüdür. Bu evet, senede yasaklanmış olmasının bahaneleri üzerinden bir terör estirilmiştir. Kaldı ki İstanbul valisi helikopterle İstanbul'un üzerinde gezerken polis yetkilileriyle özellikle DİSK'in ve KESK'in ve diğer demokratik kitle örgütlerinin de içerisinde yorulmuş olduğu Beşiktaş'taki yürüyüş kolunda anlaşma sağlanıyor. Orada açıklama yapılacak, basın açıklaması yapıp dağılacak diyor. Grup basın açıklaması yapmak üzere toplanıyor. Bir grup dağılıyor. İstanbul valisi telsizden talimat veriyor. Vermiş olduğu talimatla da dağıtın diyor, müdahale edin diyor. Yapılmış olan anlaşmada açıklama yapılıp dağılınırken valinin talimatı üzerine yine polis terörü kamu emekçilerin üzerinde estirilmeye başlanıyor. Bu yaralanmalarla ilgili son bir cümleyi söyleyeyim, sözü bırakayım. Yaralanmalarla ilgili Sayın Gök 3 tane yaralanma diyor. Mevcut olan 3 tane yaralanma sadece ölümle çırpılaşan yaralanmalardır. Bu konuyla ilgili şu Türk Toraks Derneği'nin yapmış olduğu bir açıklama vardır. 1 Mayıs'ta biber gazı. O derneğin açıklaması nedir Sayın Başkan? Onu da bilelim ki. Toraks Derneği. Derneği yani kanser mani yapıcı özellikle olmuş olan maddelere karşı mücadele anlamında. Evet. Kamu Toraks Derneği. Evet. Bunu açıklayayım. Kanser edici madde. 1 Mayıs'ta biber gazına maruz kalmış herkesi gazın olası sonuçlarını kontrol etmek üzere İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'na çağırıyoruz. Demek ki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurmuş olan, gazdan etkilenmiş, bunlar yaralanma kapsamı içerisinde değil mi? Gelin diyor kamuoyu bu konuyla ilgili gelip gerekli incelemeleri, çalışmaları yapsın diyor. Uzundur. Onu zaman almam açısından söylemiyorum ama evet. Türk Toroks Derneği'nin böyle bir açıklaması var diyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Ateş. Sayın Gök buyurun, size sorulan sorular da var. Sorular da var. Ben tabii notlarımı aldım. Şimdi müsaade edersen. Onları da zamanında cevaplayalım. Zamanında çok iyi kullanmaya gayret ederek evet, sorulara cevap vermeye çalışalım. Tabii şimdi burada bir şeylerden bahsederken temeli iyi okumak lazım. Yani insanların bir şeyleri yaparken hangi niyetle yaptığını, biz burada niyet okuyucu değiliz ama hareketlerinden, tavırlarından, yapmak istediklerinden hangi sonucu yakalamak istediklerini muhakkak iyi tahlil etmek zorundayız. Şimdi hak arama, iktidarın karşısında hak aramadan bahsediyor Sayın Başkan. Aranabilir. Bunun hiçbir zaman karşısında değiliz. İktidarlara karşı, Tahrir'de dün nasıl hak aranıyorsa, Tunus'ta nasıl hak aranıyorsa, Türkiye'de de aranabilir. Doğaldır. Temel hak ve özgürlükler çerçevesinde, hukukun çizdiği o kırmızı çizgiler var ya, o çizgiler çerçevesinde, hukuk kanun açıklamasını da biraz sonra ifade edeceğim. Herkes hakkını arayabilir. Hak aramada biz toplumun düşmanı değiliz diyor Sayın Başkan. Şimdi toplumun düşmanı olup olmadığını bilemem ben. Ama şu görüntüleri izleyince oradaki
esnaf Ahmet kardeşimin, manav Mehmet kardeşimin veya sıradan Ayşe teyzemin ne suçu var? Siz madem devlete karşı böyle, yani devlet derken iktidara karşı böyle bir yapı içerisindesiniz, bu tepkiyi ona karşı koyuyorsunuz. O zaman oradaki insanların iş yerlerini niye dağıtıyorsunuz? Niye kırıyorsunuz? Niye yakıyorsunuz? Niye molotof atıyorsunuz? Bunu attığınız an ben sizin düşmanlığınızı değerlendirmem. Kamuoyu değerlendirir. Bu birinci mesele. Gelir dağılımında adaletsizlik var mı? Var. Kabul ediyorum. Ama bugünün meselesi bu. Türkiye 90 yıllık bir cumhuriyet. Osmanlı'nın son 100 yılında dahil edin. Çünkü orada da ciddi bozulmalar, yozlaşmalar var. 190 yıldır bu ülkede, 190 yıldır bir adaletsizlik var. 9 kişiye 1 pul, 1 kişiye 9 pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa diyor Necip Fazıl. Bundan 25-30 sene evvel söylediği söz. Şimdi bu da adaletsizliğe, dağılıma karşı yaptığımız mücadelede biz de Sayın Başkan'la aynı mücadelenin içerisindeyiz. Yani işçinin alın teri kurumadan onun hakkını cebine koyması gereken bir zihniyetin mensubuyuz biz. Bugün bu ülkede 2500 dolar gayri safi milli hasıladan 10.500 dolara çıkartılmış bir gelişmişlik var. Herkes az veya çok bu gelişmişlikten nasibini alıyor. Şimdi Sayın Başkan diyecek, kardeşim ben 750 lirayla geçiniyorum. Diyecek muhakkak diye. Ben de diyeceğim tabii. Ama bu ülkede ilginç olan şu. Dün bu ülkede o 750 lirayla, 1000 lirayla veya çok basit rakamlarla geçinen insanların evinde buzdolabı yokken, bugün buzdolabı, televizyonu, hatta arabası olan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi gelişmişliği devlet yapısı açısından baktığınızda, devletin genel politikası açısından baktığınızda bu şekilde göremezseniz eğer, siz halen bilmem milyar dolar zenginleri, milyon dolar zenginleri tartışacaksanız sizin yanınızdayız, tartışırız. Ama bu ülkede bu insanları, bakın cebinde 25 kuruş para olup da 50 kuruş para veya 1 lira para olup da kahvede gidip çay içemeyecek kadar zor durumda olan delikanlıları biliyorum ben. 2 üniversite, 3 üniversite bitirmiş de aç kalmış delikanlıları biliyorum ben. Bunun mücadelesini gelin beraber yapalım. Kırarak, dökerek değil. Neyle yapacağız? Yeni iş imkanları sağlayarak. Bu ülkeyi geliştirdikçe devletin de bize olan katkısı çoğalacaktır. Bugün sağlık sınırı, sağlık kapsamı içerisinde olmayan bir tane vatandaş söyleyin bana. Bugün sosyal güvencesi olmayan bir tane vatandaş söyleyin. Dün bunlar yoktu, bugün var. Yarın daha iyisi olsun. Daha iyisi olması için mücadele edelim. Ama kırarak, dökerek değil. Şimdi hukuk devleti ile kanun devleti ayrışmasına ben de karşıyım. Hammurabi kanunları neyse, onlara girmeye gerek yok. Türkiye'de bugün hukuka aykırı onlarca kanun var mıydı? Vardı. 141-142'ler Sayın Başkan bilir. 163'ler de biz biliriz yaşadıklarımızı. Sırf Kur'an okuduğumuz için içeri hapse girdiğimiz günleri biliriz biz. Bakın bugün ana dilde savunma başta olmak üzere temel hak ve özgürlükler kapsamında onlarca, yüzlerce gayri hukuki kanun, ama gayri hukuki kanunların kaldırıldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Daha iyi mi olmalı? Evet, daha iyi olmalı. Daha iyisi için de kol kola girmeliyiz. Birbirimizi yiyerek yapamayız bunu. Yol göstermeliyiz. Daha iyi olması için. Bugün Zeytin Kanunu, kanun devleti vesaire, bunlar zaten konuşulacak şeyler. Bakın bugün geçmişte Irak halk cumhuriyeti. Saddam diktatör. Mısır halk cumhuriyeti. Mübarek diktatör. Bakın. Bugün Türkiye Cumhuriyeti. Diktatör yok. Sayın Başkan getirdi, öyle bir diktatör yapısı koydu ki Tahrir'deki mücadeleyle Taksim'deki mücadeleyi eşdeğer yaptı. Tahrir'de diktatöre karşı mücadele vardı. Temel hak ve özgürlükler kapsamında bir mücadele vardı. Taksim'de bu mücadele yok. Ne var onu anlatacağım Sayın Başkanım. Şimdi yasaklanmaya dair emareler. Siz soruyu sordunuz, ben soracaktım ama siz sordunuz. Şimdi bu hükümet 2009'da 1 Mayıs'ı bayram ilan etmiş ve kutlanması için de resmi program yapmış. 2009, 2010, 2011, 2012'de de Taksim'in kapılarını açmış. 2013'te ne değişti? Allah aşkına. Hükümette bir zihniyet değişimi mi vardı? Sayın Başkan 2011'deki seçimlerden bahsetti. 2011'de de bu kutlandı. 2012'de hemen seçim sonrası da kutlandı. 2013'te ne değişti? Değişen bir şey mi var? Evet, değişen bir şey var. Orada inşaat var. Çukur var. Sıkıntı var.
ve birilerinin kafasında halen 80 öncesi bir zihniyet var. Kıracağız, dökeceğiz. Bazı siyasiler de söylüyor ya, Sayın Başkan zikretti. Burada vuralım, öldü, ölelim gibi. Halen bu zihniyet var. Halen bir refleks var. Halen 80 öncesi refleksimiz var. Bakın, bu reflekslerden kurtulmak zorundayız. Şu masanın etrafında konuşarak çoğu şeyi çözeriz. Çözmeliyiz. Çözemezsek yarın çocuklarımıza güzel bir dünya, güzel bir Türkiye bırakamayız. Dün bize bırakılmadı çünkü. Birbirimizin boğazına sarıldı. 40-50 bin tane insanımız gitti. Milyarlarca dolar silah tüccarlarına paralar gitti. Kimin parası gitti? Senin paran gitti, benim param gitti. En fazla da Sayın Başkan'ın gitmiştir. Çünkü devlet memurlarında otomatik kesinti vardı. Peşini alıyorlar. Şimdi burada barış sürecinden bahsediyoruz. Barış süreci gerçekten provokasyona açık bir süreç. Birileri bu işi karıştırmaya çalışıyor. Her tarafta var. Bakın, bu barış sürecini desteklediğini iddia edilen taraflarda da provokatör olanlar ve gerçekten bu işi sıkıntıya sokmak isteyenler var. İşte biliyorsunuz, barış ilan edildi. Halen bölgede bazı küçük marjinal gruplar terör örgütü adına bazı faaliyet, işte geçen kaç tane insanı kaçırdı yine. Bıraktılar. 15 tane köylüyü kaçırıp bıraktılar. Bingöl'de, Elazığ'da oldu değil mi? Arıcak'ta oldu. Palda. Palo Arıcak arasında, evet, bir bölgede. Palo Arıcak arasında. Daha 3 gün önce olan bir olay bu. İşte hani barış vardı, barış süreci vardı. İşte provokatif eylemler bakın halen devam ediyor. Edecek de. Bunu engelleyemezsiniz. Ama önemli olan nedir? Barış sürecini destekleyen kişiler, kurumlar, sendikalar, örgütler, dernekler, herkesin, ama herkesin kurumsal bazlı olanların muhakkak sağlam yere basması lazım. Biz müsiat olarak sağlam basmalıyız. KESK sağlam basmalı. Duruşu sağlam olmalı. Bunun için de muhakkak en başta da hükümetin duruşu sağlam olmalı. Hükümetin önemli duruşu olan sağlam. Orada yani şu hükümet, bakın, Türkiye için bir şans. KESK için de bir şans, müsiat için de bir şans. Niye biliyor musunuz? Bakın, biz bir iş adamı örgütüyüz. Diğer tarafta işçi örgütü. Niye? Çünkü bu barış süreci için bu kadar ciddi tepkiye rağmen, bu kadar sıkıntıya rağmen ben beyaz gömlekle meydana çıktım diyor Sayın Başbakan. Yani başım gitse ben bu işten dönmem. Bu barış sürecini burada sağlayacağım diyor. 30 yıldır süren, kanayan yara, anaların gözyaşını dindireceğim diyor. Bakın, bunu söyleyen bir hükümetten bahsediyoruz. Allah aşkına, bugüne kadar hangi cesaretle, hangi hükümet bugüne kadar böyle bir sonuca varmak için mücadele etti? Kimse mücadele etmedi. Bunu bizzat terör örgütünün elebaşısı da söylüyor, dışarıdaki BDP milletvekilleri de söylüyor, herkes de söylüyor. Yani bu hükümet, Leyla Zana'nın ifadesiyle bu hükümet bir şans diyor. Sırrı Sakık'ın ifadesiyle bu hükümet bir şans diyor. Belki, bunu, belki de o yüzden biraz bakışlar şüpheli. Şimdi bakın, şüpheyle bakılan konu niyetin halis olup olmadığıyla ölçülmeli bence. İşte İmral'daki niyetin halis olup şimdi olmadığını İmral'i düşündüğümüz zaman ben hükümeti tartışmıyorum. Ben yani İmral'i tartışmıyorum. Şüphe kardeşim. Oradan doğuyor belki. İmral'i tartışması gereken kendi taraftarları olabilir. Ben hükümeti tartışıyorum. Hükümet bu işe gerçekten iyi niyet çerçevesinde mi yaklaşıyor, yoksa birilerinin gözünü boyamak için mi yaklaşıyor? Bakın, bu ülkede bundan birkaç yıl evvel sınırda yaşanan işte çadır tiyatrosu gibi mahkemeler kuruldu. Nedir? Bir barış süreci başlasın dendi. Birileri provoka etti ve barış süreci 5-6 yıl ertelendi. Bugün de aynı provokatörlük devam edebilir. Yapılıyor, yapılacaktır da. Şimdi burada Sayın Başkan polis terör diye bir şeyden bahsetti. Allah aşkına, orayı işgal edenler 3500-4000 tane insan, genci, yaşlısı, 4000 tane, yüzleri maskeli. Bakın, çok ilginç. Sen şeye gidiyorsun, bir kutlamaya gidiyorsun, yüzlerine maske çekiyorsun. Hangi niyetle gittiğini ben baştan anlarım, bir hukukçu olarak anlarım. Yani mahkeme olarak karşıma çıksa, bir yılda hakimliğim olduğu için rahat söylüyorum bunu. Bu adam demek ki kendini gizlemek istiyor. Yasa dışı bir şeyler yapmak istiyor derim. Yüzlerimi maskeyle kapatacağım, ondan sonra da ben oraya gideceğim. Benim yaptığım o eylemler, taş atmalar, demir bilye atmalar, yakmalar, yıkmalar terör değil. Polisin bunu engellemek için yaptığı müdahale terör. Burada Sayın Başkan'a katılmıyorum. Sayın Başkan bir pencereden bakıyor, 10 pencereden biraz kendini geri çekmeli. Bence makro planda olaya bakmalı. Olayların içinden rahat değerlendirme yapamazsın. Olayların dışından rahat değerlendirme yaparsın. Yapmak zorundasın. Bugün Taksim'de yaşananlar da, bakın orada tabii Sayın Başkan sadece bir boyutunu görüyor. Filmin bir boyutunu.
başlangıçta neler konuşuluyor? Oraya girmek isteyen örgütlere veya işte ellerindeki flamı olanlara buraya giriş yasaktır diyor. Polis anons ediyor. Dağılın diyor. Bakın bu peyderpey adım adım gerçekleşen olay. Birden polis 48 bin polis 5 bin kişiye saldırmıyor. Sayın Başkan'a burada katılmıyorum. Bu adım adım yapılıyor. Arkasından da taş atmalar, işte molotof gibi şeyler atmalardan sonra tomalardan su fışkırtılıyor. Daha sonra gruplarda dağılmayınca biber gazı kullanılıyor. Şimdi bu polis vazife ve selahiyetleri kanununda adım adım polise verilen bir yetkidir. Polis de bunu kullanmıştır. Ha bu işin başka bir çözümü varsa Sayın Başkan anlatsın. İstanbul Valisi de onu söylüyor zaten. Anlat bileyim ben de yapayım diyor. Şimdi sen hukuk devletine inanıyorsan eğer, hukuk devletinin mücadelesini yapıyorsan benim hakkıma, benim vatandaşlık hakkıma halel getirmeyecek şekilde sen eylemini yapabilirsin. Kırmadan, dökmeden her türlü eylemde seninle beraber olurum. Birileri çıkıp üstlerini açıyor biliyorsunuz bu ara Ukraynalı bir grup. Yasa dışı yasal ama bir şiddet yok. Şiddet içermiyor. İçermediği sürece istediğini yapsın. Ben onu destekliyorum anasını söylemiyorum. Bu örgütlerde bakın sendikacılık yapılıyor. Sendikacılıkta bir tabir vardır. Sayın Başkanım sendikacılığı benden çok iyi bilir. Beyaz sendikacılık diye bir tabir vardır. Nedir? Olumlu sendikacılık. Yani biz işçimin veya mensubu olan şahsın hakkını aramak için her türlü mücadeleyi yasal çerçevede yaparım demektir bu. Yasa dışı bir noktaya taşımam demektir bu. Süremizi dolduruyoruz. Toparlayalım. Bitireceğiz programı. Şimdi bu sendikacılığı ben beyaz sendikacılık manasında görmek istiyorum. Sayın Başkanımın mensubu olduğu ve diğer sendikal örgütlerin de mensubu olduğu örgütlerin, derneklerin muhakkak bu açıdan bakması lazım. Şimdi 1 Mayıs yaşandı. Neler konuşuldu, neler yapıldı. Beşiktaş meselesinden bahsetti. Şimdi Beşiktaş'ta bir yaka, diğer tarafta Kadıköy. Kadıköy'de süt limanı her şey, Beşiktaş'ta kaos var. Taksim'de kaos var. Şimdi bu kaosun nedeni orayı sıkıntıdan dolayı kapatan hükümet mi? Yoksa orada ben izdiham çıkaracağım, ben burada terörizm adı altında demiyorum ama bir şeyleri kırıp dökerek hakkımı arayacağım düşüncesiyle orayı baskına uğratmaya çalışan insanlar mı? Yoksa bu işin mağduru olan 17 milyon bakın 17 milyon İstanbullu mu? 17 milyon İstanbullu 1 Mayıs'ta çile çekti. Gidişatlar biliyorsunuz metro kapatıldı, vapurlar kapatıldı. 17 milyon insana çile çektirildi. Şimdi sendika mensubu arkadaşlarından benim istirhamım şu. Şöyle ellerini bütün duygularından bakın bütün sendikal düşüncelerinden bir tarafa sıyrılmak suretiyle tamamen insani hükümetini bir tarafa bırakmak suretiyle lütfen bu olayları bundan sonraki aşamada masaya yatırsınlar. Türkiye'nin 2002'ye kadar geldiği nokta 2002 ile 2009 arasındaki süreç 2009-2013 süreci 2013'te Türkiye'nin bulunduğu nokta ve hedeflediği 2023 hedefi bütün bunları bir değerlendirsinler. Kendi mensuplarını bir değerlendirsinler. Ondan sonra da sendikacılığı benim tavsiyem, benim ricam tabii yeniden gözden geçirsinler. Artık toplum şiddet istemiyor. Bakın bugün şehit aileleri de diyor ki kardeşim barış süreci olsun diyor. Bugün dağdaki insanın ailesi de diyor ki barış süreci olsun. Niye artık şiddetten bıktık? Toplum olarak bıktık. Barışı hiçbir şekilde özlememiştik bu kadar özlediğimiz kadar. Şimdi siz şiddeti bir tarafa bırakmak zorundasınız. Fikirlerin savaşıyla, beyinlerin savaşıyla, bedenlerin savaşı arasında bir fark olmalı. Biz fikirlerin ve beyinlerin savaşını yapmak zorundayız. Mücadelemiz bu noktada olmalı. Hukuk çerçevesinde olmalı. Yoksa herkes eline bir sopa alıp çıksa, 17 milyon İstanbullu var, 1 milyon bir tarafta, 16 milyon bir tarafta, kim kimi vurursa. Burası Türkiye Cumhuriyeti mi yoksa Patagonya Cumhuriyeti mi diye tekrar sormak isterim. Peki çok sordunuz bu soruyu. Bitirelim. Sormayacağım. Son cümleyle lütfen bitirelim. Ez cümle. Ben değerli başkanımla tabii istifade ettiğim konular da var. Ama değerli başkanımı bir kez daha istirham ediyorum. Böyle bazı duygularda ben de fanatik duyguları zaman zaman yaşayan bir insan olarak öyle şeyler düşünüyorum ki ama diyorum ki bu toplumun selameti için herkesin bir adım atması lazım. Evet, herkesin evet. Bir barış elini uzatması Sayın lazım. Sayın Gök'ün 3 sorusuna tek cümleyle cevap vereyim. Bir saniye lütfen evet. İbrahim Bey'den son cümlesini alalım. Evet. Size son cümle ona için döneceğim. Ona verirsen son cümle bana da vereceksin. Ama bunun sonu olmaz o zaman. O zaman olmaz. Evet. O zaman olmaz. Sadece sizin
sizin verdiğiniz sorulara cevap ama açsın. Ama benim bakım 4 konum daha kaldı. Evet. İsterseniz sonunda onu bağlayacağım. Hayır, evet. Süremizi bitirdik şu an. Sadece bir dakikayla birer cümleyle ben son cümlelerinizi alıp bitireceğim. Bir dakika bana tamam. Verin kabul edeceğim. Son cümlelerinizi alıp bitiriyorum. Orada yaşanmış olan o gerilimin sebebi hükümetin yapmış olduğu yasakçı zihniyettir. Yasağa karşı olan engellemedir. Bunu engellemeye çalıştığı zaman insanlar bu engele karşı bir direniş gösteriyor. Bayramlarını Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü Taksim'e gitmek, polis de diyor ki biz oraya izin vermiyoruz. İstanbul Valisi diyor bu yöntemi nedir bana gösterin. Biz de İstanbul Valisi'ne şunu soruyoruz. 48 bin tane polisi bu kadar terör estirecek şekilde harekete geçirebilecek bir gücün varsa ve bütün İstanbul'un trafiğini kapatacak, köprüleri ayağa kaldıracak, 17 milyon insanın hareket alanını daraltabilecek, Asya'dan Avrupa'ya geçişleri yasaklayabilecek olan sıkı tedbirler alabilecek gücün varsa 500 bin tane insanın Taksim alanındaki meydanda güvenliğini nasıl alamıyorsun? Biz de bunu soruyoruz. Evet, bunun sebebi budur peki, diyoruz. Peki teşekkür ediyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman marjinal, duygusal, refleksel bir duruş sergilemedik. Bu konuyla ilgili hiçbir zaman şiddete dönük bir eğilimimiz olmadı. Hak arama mücadele içerisinde yasaklayıcı, tepki gösterici, sindirici bir tavır gelişmediği süre içerisinde demokratik, meşru bir zeminde demokratik siyaset, demokratik sendikacılık, demokratik toplumculuk, demokratik dernekçilik vesaire gibi bu toplumcu merkezli bakış açımızla hak arama mücadelemizi hep böyle yürüttük. Bundan sonraki süreçlerde de çok böyle yürüteceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ateş. Evet. Sizden de son cümle alayım. Sayın Başkan'a şunu söyleyeceğim. Böyle artık birbirinize bir şey söylemeyin lütfen. Veda edelim, bitirelim. Söyleyeceğim. İki şey söyleyeceğim. Birincisi, eğer gerçekten toplumun geneli itibariyle kabul gören bir sendikacılık yapmış olsalardı bugün Türkiye'de birinci sırada bir sendika olmaları lazımdı. Demek ki yok. Yani, yeni bir tartışma konusu açmayalım ikincisi, lütfen. İkincisi, bakın dün 3 Mayıs Türkçülük günüydü. Doğru mu? Dün öyleydi. Evet. Dün aynı mahiyette bir başka grup o bölgede yine basın açıklaması yapmak, hatta miting yapmak istedi. Başında da şöyle bir slogan söylediler. Polise uzanan eller kırılsın. Bakın 1 Mayıs'tan alıntı yaparak. Ama polis orada da onlara da izin vermedi. Aynı biber gazını onlara da kullandı. Şimdi bakın burada polisin hukuk çerçevesindeki müdahalesine kimsenin gocunmaması lazım. Bu işin sağı solu Alevisi sünnisi yok kardeşim. Hukuk herkes için hukuktur. Burada herkesin tasvip ettiği değil hukukun istediği şeyin olması önemlidir. Evet, çoğunluğun gücü değil hukukun gücü ediyorum. Önemlidir. Ben Sayın Başkanımın sendikacılık faaliyetinde kendisine başarı diliyorum. Ama Türkiye'nin özlenen sendikacılığı, özlenen dernekçiliği her zaman barıştan yana olmalıdır. Şiddetten yana olmamalıdır diyorum. Herkese ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sayın seyirciler programımızın sonuna geldik. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Erdem Yapı son noktayı sundu.